Hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzında çok değerli konuklarımızla beraberiz. Siyaseti konuşacağız ağırlıklı olarak. Çünkü korona ile mücadele edilirken, salgınla mücadele edilirken siyasetin gündemi de bir anda çok alevlendi. Çok ard arda açıklamalar yapılmaya başlandı. Hemen şunu söyleyeyim. Liderler arasındaki darbe tartışması, şu konuları özetlemek gerekirse darbe tartışması sürüyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin kalitesini arttırmanın yolu kirli zihniyet tasfiyeden geçiyor diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve darbe iddialarını eleştirmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan buna yanıt geldi. CHP'yi tasfiye edecekmiş, kendi tasfiyesini hazırlıyor. Aslında bunu söyleyerek siz kalkacaksınız, doğruları söylemesini içinize sindiremediğiniz için muhalefet partisini tasfiye edeceğim şeklinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Erdoğan'a yanıtı var. Öte yandan darbe iddiaları tartışmaları da devam ediyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir köşe yazısında makus kaderden kaçış yok başlıklı köşe yazısından dolayı darbe çığırkanlığı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Darbe iddiaları tekrar Türkiye'nin gündemine geldi. Konuşacağız çok değerli konuklarımla. Erken seçim meselesi var. Birçok diğer bazı başlıklar da var. Konuşacağız. Kimlerle beraberiz bu akşam? Hemen anons edeyim kendilerine. CHP milletvekili Gülsel Erol Ankara'dan yayına katılıyor. Sayın Erol, merhabalar, hoş geldiniz. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Stüdyodaki arkadaşlara da Ankara'dan selam. Sağ olun, çok teşekkürler. Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek evinden yayına katılıyor. Sayın Perinçek, hoş geldiniz efendim canlı yayında. Teşekkürler. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da Skype bağlantısıyla. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Sağ olun, hocam. Selamlar. Sağ herkese olun. Selam, saygı. Teşekkürler. Bu arada bazen Skype, hemen Ersan hocamı da anons edeyim, onu söyleyeyim. Çok değerli hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen de İstanbul'da bizimle beraber. Sayın Şen, hoş geldiniz. Olup tüm konuklara size iyi. Çok teşekkürler. Bu arada pazartesi berberler açılıyor. Saçlar da uzamış. Diğer konuklarımın da tabii saçı kesenler de var bazılarının ama herhalde berbere gideceksiniz galiba pazartesi. Bilmiyorum ki. Belki düzeltiriz. Belki bakalım. Evet, şimdi siyasetin gündemi çok alevlenmeye başladı. Doğu Bey, Sayın Perinçek, sizle başlayalım mı izninizle? Şimdi bu darbe iddiaları tartışmalarına baktığınızda özellikle bunun üzerinden hemen şunu da belirteyim. Teknik olarak bazen Sayın Doğu Perinçek'in teknik nedenlerden dolayı bir 5 saniyelik bir 6 saniyelik gecikmeler olabiliyor. Onu diğer konuklarıma da söyleyeyim. Dolayısıyla Doğu Bey bizi biraz daha geç duyuyor. 5-6 saniye eğer bir tartışma olacaksa da bu teknik meseleye biraz dikkat ederek bu tartışmaya başlayalım lütfen. Sayın Perinçek, darbe iddiaları tartışması ile ilgili olarak muhalefet diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu, burada AK Parti bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Bir mağduriyet mi yaratılmaya çalışılıyor? Yoksa darbe ile ilgili yapılan açıklamaların arkasında ne var, ne görüyorsunuz Sayın Perinçek? Efendim, burada bir mağduriyet falan söz konusu değil. Çok ciddi olgular var. Bu olay nerede başladı? O halk oylamasından, anayasa halk oylamasından sonra HDP, yani PKK'nın Türkiye'deki siyasi kolu dedi ki bu anayasa gayrimeşrudur dedi. Yani bir kere bunun patenti, anayasanın gayrimeşru olduğu konusundaki patent PKK'ya, HDP'ye ve dolayısıyla da onun arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Evet. Ondan sonra 13 Haziran 2007 günü Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında dedi ki bu anayasa gayrimeşrudur. İki, bu anayasaya göre görev yapan hükümet gayrimeşrudur. Üç, bu anayasaya göre yapılan bütün işler de gayrimeşrudur. Ben aynen Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle söylüyorum. Evet. Yani önce HDP bu anayasa gayrimeşrudur dedi. Arkasından 13 Haziran 2017 tarihinde Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında bu anayasa gayrimeşrudur. Bu anayasaya göre görev yapan hükümet gayrimeşrudur ve aynı zamanda bu hükümetin yaptığı işler de bu anayasaya, yani gayrimeşru bir anayasaya dayandığı için onlar da hepsi gayrimeşrudur. Yani bu böyle Canan Kaftancıoğlu, efendim CHP Grup Başkan Vekili, tabii o da mecliste
CHP Genel Başkanı'ndan sonraki en yetkili insandır. Özgür Özel falan. Sırf onların açıklaması değil. HDP ile başlayan, FETÖ'nün desteklediği, Amerika'nın kaşıdığı bir süreçtir bu. Ve gayrimeşru hukukta, siyasette ne demek? Tabii bunu bilmek lazım. Böyle bilmeden ulu orta konuşmamak lazım. Çünkü ben burada çok ciddiyetsiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne, evet, onun tarihi birikimine yakışmayan bir açıklamalar görüyorum genel başkan düzeyinde. Örneğin Sayın Ecevit, Sayın Baykal olsaydı, ben Baykal'ı 40 yıldır, 50 yıldır tanıdığım, 60'tan beri tanıdığım bir insandır. Herhalde o da utanıyor. Yani utandığını en azından söylemesi lazım. Gene Onur Öymen bu konularda CHP'nin kıdemlileri, büyük emek vermiş insanlar. Yani oturmuş politikada bir yeri olan insanların kabul edemeyeceği açıklamalar bunlar. Çünkü gayrimeşru çağır dediğiniz zaman... Doğru Bey, CHP Genel Başkanı'nın çağrısı. Söylemlerinden hiçbir CHP'li üyesi utanmaz, merak etmeyin. Size gelen bilgi doğru değil. Tespitte Canan Kaftan... Evet. Vallahi bilmiyorum. Siz utanma duygunuz yoksa utanamazsınız. Ama gayrimeşru diyorsa 13 Haziran 2017'de bu utanılacak bir şey. Çok açık söyleyeyim. Eğer CHP Genel Başkanı değeri falan yok, 13 Haziran 2017'de hem de böyle bir sohbette, bir gazeteciye demeçte falan değil, sizin de bulunduğunuz grup toplantısında kalktı, dedi ki bu anayasa gayrimeşrudur. Bunun altında kalır Cumhuriyet Halk Partisi. Gayrimeşru olan şu anda bu ifadeleri kullananlardır. Yani bu anayasa gayrimeşrudur dediğiniz zaman arkasından Kaftancıoğlu'nun o çağrısı gelir. Ben yani izninizle Sayın Perinçek, veya başka bir yoldan. Sayın Perinçek. Çünkü gayrimeşru bir anayasa temelinde yapılan seçim de gayrimeşrudur. Sayın Perinçek, izninizle Gülsar Bey biraz de. Hayır, biliyorum. Biliyorum. Ben size cümle kaldı. Biliyorum ya, yani bitirmeyin de efendim. Bu anayasa gayrimeşrudur ve bu anayasaya bitirmeyin de ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbe tartışmasına ilişkin düşüncelerini size aktarayım. Peki. En son verdiği bir demeçte, Abdülkadir Selvi'ye verdiği demeçte tamamen gereksiz bir tartışma. CHP'de hiç kimse darbeyi savunamaz şeklinde açıklaması var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Onu da hatırlatayım size, ne dersiniz? Buyurun efendim. Siz 2017'yi söylüyorsunuz ama evet, buyurun efendim. Bakın bu böyle denir tabii. Hiç kimse kalkıp da ben darbeyi savunuyorum diyemez. Çünkü o artık böyle şirazeden çıkmak demektir. Ama işte önümde bilgisayarımı açıyorum. 13 Haziran 2017 tarihindeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun grupta yaptığı o açıklama üzerine biz de Vatan Partisi olarak tavır almışız. Şimdi burada belirttiğim her hususu orada söylemişiz. Demişiz ki peki o zaman siz ne arıyorsunuz mecliste? Bu anayasaya göre yapılan seçimlerle siz o koltuklara oturmuşsunuz. O zaman siz de gayrimeşrusunuz. Ve bu hükümet gayrimeşruysa çözümünüz ne? Aslında siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AK Parti'den kurtulma diye söylediğiniz, AK Parti'nin değiştirilmesi gibi bir hedeften de vazgeçiyorsunuz. Çünkü bu anayasa gayrimeşru, seçimler gayrimeşru. Peki AK Parti hükümetini nasıl değiştireceksiniz? Onun cevabı yok. Onun cevabını Canan Kaftancıoğlu veriyor. Diyor ki seçimle veya başka bir yoldan. Seçimle olmaz çünkü seçimler gayrimeşru. Onun için burada utanılacak bir durum var. Yani bir ciddi partinin hiçbir şekilde söyleyemeyeceği söylemler bunlar, gayrimeşru söylemleri. Efendim biz hiçbir CHP'li darbeyi savunmaz. Ama darbe başka nasıl savunulur? Bakın dünyadaki bütün ihtilaller, bütün darbeler bu gayrimeşru açıklamasıyla başlar. Yani bir kuvvet çıkar, der ki bu hükümet, bu kral, bu padişah, Atatürk'te padişah hükümeti için meşru değildir dedi ve devirdi. Ve bu haklı bir tavırdı. Ama şimdi siz bu gayrimeşru sözünün arkasında mısınız? Değil misiniz? Yani efendim, o zaman Sayın Perinçek, izninizle şunu söyler misiniz? Biz dilimiz sürçtü. Biz gayrimeşru kavramının ne olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra İzniniz efendim, kaç yılında söyledi diyorsunuz? Bu seçimlerden sonra mı? Buyurun. Seçimlerden sonra mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler? Çünkü orada hemen araya çok girmek biraz zor oluyor gecikmeden dolayı. Efendim 13 Haziran 2017 tarihini veriyorum.
Anladım. Mühürsüz oy tartışması var diyor orada. 2 milyon. Tarih veriyorum. Anladım. 13 Haziran 2017. Anladım. 13 Haziran 2017. Tamam. Evet Didem Hanım. Tamam efendim. Bakın şimdi o başka bir şey. Bununla karıştırmayalım. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı biz de kanuna aykırıdır dedik. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun o zarflarla ilgili kararına karşı itirazlarda bulunduk. Kanun yolundan, hukuk yolundan. Yani yapılan karar yanlış, o ayrı mesele. Ama gayrimeşru kavramıyla kanuna aykırılık kavramları farklıdır. Anladım. Yani gayrimeşruluk kavramı kanuna aykırılık kavramından çok daha geniş, bütün değerler sistemini içine alan ve kanuniliğin ötesinde bir tespittir. Bu hukukun ve siyasetin çok önemli araştırma konularından biridir. CHP şunu yapabilir. Diyebilir ki biz gayrimeşru ne demek bilmiyorduk. Sözlükleri açtık, ansiklopedileri açtık, hukuk kitaplarını açtık, anayasa, kamu hukuku kitaplarını açtık. Orada öğrendik. Yanlış söylemişiz. Bu kavram, bu değerlendirmeyi geri alıyoruz der. Biz de onları alkışlarız. Peki efendim. Ama efendim biz darbeye hiçbir CHP yöneticisi darbe çağrısında bulunmuyor demek hiçbir şekilde geçerli değil. Çünkü gayrimeşru dediğiniz an bunun siyasette, hukukta, dünyada, her yerde, Rusya'ya, Amerika'ya gidin, Avrupa'ya, Fransa'ya, Çin'e, Maçin'e, Afrika'ya, Latin Amerika'ya gidin, bunu söyleyin. Herkes size aynı şeyi söyler. Anladım. Gayrimeşru peki, dediğiniz an Sayın Başkan, bu seçim dışı yollardan hükümeti devirmeyi meşru gösteren bir değerlendirmedir. Peki hemen CHP... Ya bakın bunu Deniz Baykal'a soralım. Bunu Onur Eymen'e soralım. Benim söylediklerimden farklı bir cevap vermeyeceklerdi. Peki Sayın Deniz Baykal izliyorsa ki çok nadir röportaj veriyor ama belki yayına bağlanmak ister. Sizin bu şeyinizden, yorumunuzdan sonra Sayın Gürsel Erol ne dersiniz? Bu açıklamalarla bir darbe ama çağrısı vermesi mı gerekir? Bu susulacak bir konu mu? Tabii. Yani hayır. Yani şu anda şimdi demiyorum Doğa Bey. Yayını izliyorsa, yayına bağlanmak isterse Sayın Deniz Baykal'ı ben de yayına bağlamaktan çok mutlu olurum. En azından bir şeyler söylemek isterse tabii ki lütfen yayına bağlansın, evet, rica bakın, ediyoruz Didem kendisinden. Hanım, Didem Hanım, bence meseleyi darbe çağrısı mı diye söylemek değil de gayrimeşruluk ne demek? Anladım. Gayrimeşru kavramı neyi ifade ediyor dersek darbe çağrısı mı değil mi oradan çıkar. Anladım. Tabii darbe çağrısı mı diye sorduğunuz zaman herkes diyecek ki darbe çağrısı değil. Ama gayrimeşru ne demek? Tamam. Ve ısrarla tekrar tamam edilen bu. Peki bir Gürsel Bey'i de dinleyelim. Gürsel Bey'i dinleyelim. Doğu Bey, teşekkürler. HDP ilk defa bunu söyledi. Anladım. Anayasa referandumundan sonra. Tamam. Peki Sayın, evet. Erol, Sayın Erol buyurun. Söz bende mi Didem Hanım? Tabii söz sizde. Evet. Söz sizde, evet. Önce şunu ifade edeyim. Anayasal düzenimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, hükümetimize, siyasi partilerimize, halkımıza karşı her türlü antidemokratik girişim bir darbe girişimidir ve vatana ihanettir. Bunun geçmişte 12 Eylül döneminde gerçekleştirilmiş hali oldu. Kenan Evren, hı hı, 15 Temmuz'da da FETÖ terör örgütü teşebbüsünde bulundu. Şu anda hepsi cezaevinde. Ben süreci önce isterseniz bir anlatayım. Tabii doğal olarak bu korona sürecinde insanların yaşamı ile ilgili, geçimi ile ilgili, ekmek kaygısı ile ilgili, yaşam kaygısı ile ilgili sıkıntıların ve sorunların yaşadığı bir dönemde bizim dünyadaki gelişmeleri, dünyadaki yeni yaşam tarzının, insanların artık bu süreçle ilgili yaşamlarını nasıl revize edeceklerini, yeni sisteme nasıl uygulayacaklarını, partilerin, hükümetin, devletin yeni sisteme kendisini nasıl uyarlaması gerektiğini, sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini konuşmak yerine konuşacağız döndük, dolaştık ama yine darbe. Onu biz biraz konuşacağız. Ama Türkiye'nin, evet, gündemi bu olmamalıydı. Şimdi, anladım, konuşalım. Hı hı. Şimdi bunların hepsi darbe girişimiydi ve bu darbe girişimleri vatana ihanettir. Vatana ve millete ihanettir. Kim yaparsa yapsın, kim söylerse söylesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinden genel başkanına kadar görevi ve ünvanı ne olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun darbe yanlısı ve darbe taraftarı bir tek kişi bulamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu zihniyette hiç kimse siyaset yapamaz. Geçmişte darbe yapanların haline bir bakalım. Tabii arşivleri de iyi incelemek lazım. Geçmişte 12 Eylül darbesini Milli Güvenlik Konseyi ile kimler resim vermiştir? Kimler onları methetmiştir? Kimler onlara mektup yazmıştır? Ve onların yarattığı mağdur kitle hangi kitledir? Ve 12 Eylül darbesinin yarattığı mağdur kitle Türkiye'de sol ve sosyal demokrat tabandır ve Milliyetçi Hareket Partisi, MHP'nin kadrolarıdır. Bunlar da zarar görmüşlerdir.
Ama o dönemi bir hatırlayalım. Kenan Evren gittiği her yerde o binler tarafından karşılandı. Adı caddelere verildi, okullara verildi, meydanlara verildi. Kenan Evren bir kahramandı. Ama AK Parti hükümetlerinin bence en doğru yaptığı işlerden birisi 12 Eylül'ü yargılama sürecini başlatmasıydı. Evet. Yerel mahkemede darbeden dolayı vatana ihanetten ceza aldılar. Ama Yargıtay süreci tamamlanmadan hayatını kaybettiği için Kenan Evren defin edildi. O kahraman diye karşılanan Kenan Evren vatana ihanet ve hainlik iddiasıyla defnedildi ve defnedilirken devlet töreniyle defnedilmeseydi tabutunu taşıyacak 4 kişi yoktu. Yani bir dönem için siz kahraman olabilirsiniz ama süreç ve zaman, zamanı geldiği zaman sizi hain olarak da defneder. 15 Temmuz'a baktığınız zaman 15 Temmuz sürecinde de aynı şekilde bu darbe girişimiyle ilgili o zaman hatırlayın Bülent Arıcı'nın evinin krokisinin bir subayda çıkmasından kaynaklı Genelkurmay Başkanlığı'nın kozmik odasına FETÖ'cü savcılar ve FETÖ'cü istihbaratçılar girdi. Yani devlet yönetenler söylemlerle siyasetçilerin konuştukları kelimelerin cımbızla iki kelimeyi çekerek yorum yaparak siyaset üretemezler, algı yönetemezler. Bu doğru bir iş değil. Türkiye'nin şu anda konuşması gereken daha önemli sorunlar var. Bakın Didem Hanım. Buyurun. Siyaset kurumlarının ve siyasetçilerin görevi partilerine karşı bağlılık ve sadakat değildir. Siyasi partiler ve siyasi partilerde siyaset yapan genel başkanlar, siyasetçiler, milletvekilleri hepsi gelip geçicidir. Ama devlet kalıcıdır. Bakın geçmişe şöyle bir bakalım. Allah hepsine rahmet eylesin. Hı hı. Demokrat Parti'nin genel başkanı Süleyman Demirel, Anavatan Partisi'nin genel başkanı Turgut Özal, DSP'nin genel başkanı Bülent Ecevit, Sayın Necmettin Erbakan. Bunların hepsi dönem dönem başbakanlık, dönem dönem cumhurbaşkanlığı yaptılar. Ama bugün onlar var mı? Yok. Ama devlet var. Partileri var mı? Partileri de yok. Devlet de var. Onun için biz siyasetçilerin birinci görevi, tabii ki partilerimize karşı sorumluluklarımız olacak, genel başkanlarımıza karşı sorumluluklarımız olacak, partimizin ideolojisine ve politikalarına karşı sorumluluklarımız olacak. Ama itaatımız ve biatımız devlete ve devletin devamlılığı olmalı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan herkes devlet geleneğinden ve Cumhuriyet geleneğinden gelen siyasetçidir. Biz 70 yıldır iktidar olmadığımız halde bu 70 yıllık süre içerisinde iddia ettiğimiz, üzerinde durduğumuz, koruduğumuz tek şey devlet liyakati ve devletin devamlılığıdır. Sürekli buna katkı vermişizdir. Ve devletin devamlılığı bizim için önemlidir. Partimizin iktidar olmasından daha önemlidir. Ama bugün baktığınız zaman artık eskiden partiler hükümet olur, devleti yönetirdi. Ama bugünkü sistemde artık partiler hükümet olmuyor. Devletin ta kendisi oluyor. Yani parti devleti. Türkiye için aslında konuşulması gereken bu sistem, uygulamalar, bürokrasinin siyasallaşması, siyasi kadroların devlete hakim olması, devletin partizanlaşması, partinin devletin geleneksel yönetim anlayışından çıkmış olması, bunları konuşmak lazım. Didem Hanım bakın, devletin bazı bilimlerinin kendine göre kodları evet. ve... Devlet dolayısıyla siz darbe iddialarını bu çerçevede görmek lazım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunu kimse dillendirmez diyorsunuz. Konumuza tekrar bir ya yok etrafını... böyle bir şey. Zaman zaman bakın Didem Hanım, şimdi Doğu Bey'de iyi bir siyasetçidir. Seçim gezilerine gider, mitikler yapar, basın toplantıları yapar. Genelde bizler konuşma yaparken konuşmamızın içerisinde aslında anlatmak istediğimiz şeyi ifade etmeye uygun kelimeyi bulmayınca o an kullandığımız kelime farklı boyutlara çekilebilir. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Özgür Özel, ya 15 Temmuz gecesi meclise ilk giden ve mecliste konuşma yapan kişi. Evet, yani bu bizim grup başkan vekilimiz. Evet. Şimdi bunlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapmak çok doğru değildir. Anayasamız gayrimeşru mu? Bakın her dönemin kendine göre söylemli siyasi söylemleri var. Anayasa bugüne göre gayrimeşru değildir. Ama anayasamız 12 Eylül darbecilerin yazdığı, oluşturduğu, kabul ettirdiği antidemokratik bir anayasadır. Ve bununla ilgili bütün siyasi partilerin zaman zaman gündeme getirdiği, mecliste komisyonların kurulduğu, bir araya gelildiği, bu anayasayı daha özgürlükçü, daha demokratik nasıl yapabiliriz diye konuşulduğu da bir gerçek. Gürsel Bey, biz bu darbe iddialarını öyle bir günde de konuşuyoruz ki bugün Deniz Gezmiş'in idam edildiği gün. Hatta Doğu Perinçek'te evet. Deniz Gezmiş'i en iyi tanıyan isimlerden biri. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınızda neler söylersiniz? Deniz Gezmiş'i de almadan olmaz, anmadan geçemeyeceğim. Buyurun. Ya tabii Deniz Gezmiş'i ve o bu ülkede haksız ve adaletsiz yerine bu ülkenin birliği için tam bağımsızlığını isteyen siyasi yelpazenin neresi dolusu olsun, ülkenin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız için, inançlarımız için mücadele eden ve bu ülkenin uğruna şehit olmuş ve haksız yere öldürülmüş, idam edilmiş herkesi saygıyla ve hürmetle anmak lazım. Hı hı. Yani bu ülkenin üniter devlet yapısı için şehit olan şehitlerimizi de herkesi saygıyla anmak lazım.
Ama Türkiye'de geçmişten bugüne kadar kurgulanan bir senaryo var. Esas önemli olan bu senaryo. Nedir bu? Nasıl bir senaryo derin görüyorsunuz? Güçler, onu da söyleyeyim. Derin bir, güçler hani, ne tamam. yazık ki derin güçler, uluslararası derin güçler ne yazık ki bugüne kadar bu ülkeyi kendi kaderine terk etmemişler. Sürekli karıştırmışlar, sürekli atları değişerek bir şeylerin altyapısı oluşturulmuş ve buna çanak tutan da bu ülkede insanlar olmuş. Evet. Mesela Gladio, Derin Devlet, FETÖ, PKK bunlar hepsi uluslararası güçlerin ülkede desteklediği ve hepsi de terör örgütüdür. Desteklediği bu ülkenin iç dinamiklerini, ekonomik dinamiklerini yok etmeye yönelik, sistemini ve rejimini yok etmeye yönelik. Bu kez öyle mi peki? Yok etmeye yönelik bu kez, girişimlerdi. Bu kez yine öyle bir girişim mi görüyorsunuz? Yani kurgulanmış bir senaryo derken. Ya bu kez derken deli saçması. Ya böyle bir şey yok. Ya yok Didem Hanım deli saçması. Yani şimdi dünyada gelişen bir korona süreci var. İnsanlar evlerinden çıkamaz duruma gelmişler. Yani ben milletvekiliyim. Siz işte bir basın mensubusunuz. Oradaki arkadaşlarımız akademisyen. Paramızın, pulumuzun, servetimizin, mevkimizin, makamımızın hiçbir önemi yok. Hepimizin şu anda ortak kaygısı var. Nedir? Bir canımızla ilgili, çocuklarımızın, ailemizin, yakınlarımızın, dostlarımızın, insanlarımızın canıyla ilgili kaygımız var, kaygılarımız var. İnsanların ekonomik kaygıları var. Evine ekmek götüremeyiz. Evet. Hizmet sektörünün ve diğer sektörlerin kapalı olmasından kaynaklı milyonlarca insan şu anda çaresiz. Bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyor? Bir araya gitmem İnsanlara lazım. İnsanlara yeni istihdam alanları nasıl yaratılmalı? Ekonomi nasıl düzeltilmeli? Yeni sisteme, bu ülkenin sistemini nasıl revize edebilmeliyiz? İller kanunu mu değişecek? Konuşacağız onların hepsini. Bu arada saate de baktım. Lazım. Bir daha ara vermem girişimi, lazım. İl başkanınız bunu demiş. İl başkanınız bunu demiş. İşte efendim grup başkan vekiliniz bunu demiş. Cımbızla çek bunu dedi. Ya bunları konuşmak doğru değil. Gürsel Bey şunu da unutmayın. Yani biliyorsunuz Amerika'nın bu düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın bir raporu vardı. O raporda da bir darbe iddiaları gündemdeydi. Size kurgulu bir senaryodan bahsedince hemen aklıma o rapor geldi. Şöyle yapalım, bir araya gideceğim. Çünkü ara verme zamanım geldi. Didem Hanım, Deniz Gezmiş bakın, dedik ama darbe, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı da unutmamak bak, lazım. Türkiye'de darbeyle ilgili şöyle bir gerçek vardır. Hı hı. Türkiye'de bütün darbelerde şöyle bir gerçek vardır. Doğu Bey'in bu konuda tecrübesine, deneyimine, bilgisine de inanırım. Hı hı. Darbeyi yapanlar bugüne kadar hükümetler tarafından göreve getirenler yapmıştır. Evet. Yani muhalefetin desteğiyle kimse darbe yapmamıştır. Bugüne kadar darbeyi yapan, bu ülkede darbeyi yapan her genelkurmay başkanı hükümetler tarafından göreve getirilen genelkurmay başkanları ve ordu mensuplarıdır. Anladım. Ya CHP'nin nereden etkisi olabilir? Peki diğer konuklarıma da soracağım. Özellikle Ersan Şen'in bu gayrimeşru kavramı kanuna aykırılık olarak değil çok daha geniş bir kavramdır dedi. Başka bir sistemi içinde barındırıyor. Bir hukukçu olarak Ersan Şen ne diyecek? Yaşar Hacı Salih hocamı da görüşünü merak ediyorum. Bir ara verelim sonra devam edelim. Biraz ara. Evet devam ediyoruz. Darbe iddialarını konuşuyoruz. Hemen Ersan Şen hocam siz de devam edelim. Hukukçu olarak size söz verelim. Gerçi Doğu Bey de hukukçu ama bir siyasetçi hukukçu iki şapkasıyla beraber konuşuyor biliyorum. Evet. Şimdi meşru görmemekten bahsetti. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2017'de yaptığı Haziran ayında yaptığı konuşmadan bahsetti ama meşru görmemekle gayri meşru görmek arasında bir fark var mı? Ne dersiniz? Şimdi meşru görmemek ile gayrimeşru görmek esasında aynı. Hatta gayrimeşruluk efendim, ile... Efendim gayrimeşru diyor, meşru görmemek değil. Gayrimeşru diyor. Tamam. Gayrimeşruluk ile hukukilik arasında sözlük anlamlarına baktığınızda aynılık olsa da biz hukukçular her meşru olanı hukuki görmeyiz. Her hukuki olan kanuni çerçevede değerlendirildiğinde kanunda gösterilmesi onun hukuki olduğunu ifade etmez. Evet. Dolayısıyla meşruiyetle hukukilik tartışmasını şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin olağanüstü hal ilan edilmeden bu tehlikeli salgın hastalık döneminde getirilen kısıtlamalar 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı, sokağa çıkma yasağı gibi meselelerde bunların kanuni dayanakları, anayasa dayanakları konusunda sorun var. Baktığımızda meşru mu? Evet. Ama hukuki mi, kanuni mi tartışmalı. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden... Şimdi
istisna. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi siyaseten şunu söyleyebilirsiniz. Siyaseten diyorum. Hani anayasal suç tanımı gibi. Böyle bir suç yok. Diyebilirsiniz ki bu referandum veya oylama, seçim, hı hı, efendim işte sağlıklı yürütülmedi. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda gereğini yapmadı. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç esasında doğru bir sonuç değil. Ben bunu tanımıyorum siyaseten veya neyse. Ama bunun hukukta, kanunda karşılığı var mıdır diye baktığınızda elbette eğer o hukuk uygunsa, kanun uygunsa buna Sayın Kılıçdaroğlu o açıklamayı da yapsa, bu açıklamayı da yapsa sonuç değiştirmeyecektir. Ben tabii şunu ifade etmek isterim. Şimdi burada bizim konuşmamız eğer darbe iddiaları, darbe konuşmaları üzerine ise önce ben dört başlıkta... Onun öncesi olduğunu söylüyor Sayın Derinçek. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii yani, bakın, evet, yani kamu barışına karşı suçlarda bu Türk Ceza Kanunu 213. maddesi ve devamında düzenlenmiş suçlardır. Bir failin söylediği sözün, yazdığı yazının efendim neyi ifade ettiği, oradaki tanımlanan suçlar kapsamına girip girmediği konusunda siz onun geçmişte söylediklerine, yazdıklarına, kimi hedef kitle olarak muhatap aldığına bakmak suretiyle değerlendirme yapabilirsiniz. Ama bizim hukuk sistemimizde ceza hukukunda şu da vardır ki iki temel prensiptir. Birincisi suçta ve cezada kanunilik prensibi. Doğu Bey de Sayın Başkan da bunu çok iyi bilir. Diğeri de şahsi kusur sorumluluğu. Yani sizin söylediklerinizin siyasi etiğe, ahlâ uygunluğu uygun olmaması veya kınanıp kınanmayacak derecede bulunup bulunmamasının hukuk ve kanun nazarında anlam ifade etmeyeceği durumlar vardır. Siz bununla niyet okuyuculuğu yapmak suretiyle insanların esasında suça konu olmayan davranışlarından suç sonuçlarını çıkaramazsınız. Şimdi birincisi... Burada bir niyet okuyuculuğu mu yapılıyor? Var. Şimdi niyet okuyuculuğunun olduğu yeri ben işaret edeyim size. Evet. Ama onun öncesinde yani şunu ifade edeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bir niyet okuyuculuğu mu yapılıyor? Tabii. Neticede zaten siyaset dili, ona ifade edeceğim. Şu anda çatışma dili. Yani önce baktığınızda alışkanlık haline getirdiğimiz çatışmacı bir dil siyasette hakim. Yani neticede tabii bazı benzetmeler yapmadan ifade etmek istiyorum. Sert üslup kullanılıyor. Yani tarafların karşılıklı birbirlerine deyim yerindeyse o söyledikleri iğneleyici sözler esasında maksadını aşabiliyor ve tarafları ve onların yanında yer alanları ister istemez çatışma dönemine, ortamına sokuyor. Bir defa zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde öncelikle siyasetçinin kendi düşüncesini bir başkasına empoze etme, baskılama alışkanlığından vazgeçmesi lazım. Ve bizim siyasette şunu ifade etmek istiyorum. Bu hepimizin dilinden düşmeyen kavram. İşte burada demokrasi var, burada ifade hürriyeti var, burada basın özgürlüğü var. Bunu dediğiniz noktada bir şekilde teşbih yapmak sureti olabilir, başka türlü eleştirmek suretiyle olabilir. Sandığa davet eden, yönlendiren siyasetçinin açıklamalarından siz onun genel görüntüsüne, aranızdaki uyuşmazlığa, belki onun davranışlarından sonuçlar çıkmak üzere kendi zan ve tahminlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ama bunun ceza hukukunda hiçbir karşılığı olmaz. Mesele bu. Anladım. Şimdi izninizle Sayın Kaftancıoğlu'nun şu cümleleri ne anlama geliyor? Kastını aşan sözler mi? Ne dersiniz? Yoksa bir iktidar değişikliğine, hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır şeklindeki ifadelerini nasıl yorumluyorsunuz? Tamam. Hukuken ve siyaseten. Tamam. Ben birincisi şunu ifade etmiş oldum. Siyasetin dili, çatışma dili olarak ortaya koyduğumuz sağlıklı bir toplum için olması gereken şart şu anda bizim siyasette yok. Bir defa dil çok sert. Kullanılan kavramlar, karşılıklı o tartışma ortamlarındaki o sözler açıkçası daha fazla o insanları, siyasetin peşinden giden taraftarları diyelim, iyice kutuplaştırıp kamplaştırıyor veya ötekileştiriyor. Bu bir. İkincisi... Bu tartışmayı bir defa, biraz öyle mi görüyorsunuz? Ben öyle görüyorum çünkü... Safları kutuplaştırma. Çünkü şu anda biz birdenbire bir darbe iddiaları ortamına geldik. Sizin dediğiniz gibi Rand Corporation değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın evveliyatına baktığınızda 2007'li ve 2010'lu yılları Sayın Perinçek'in de mağduru olduğu süreçte
birileri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki askeri vesayeti ve darbeci zihniyeti ortadan kaldırıp onunla yüzleşip hesap sorma adına yola çıktı. Oradan biz 17-25 Aralık 2013'e, ardından da 15 Temmuz 2016'ya geldik. Bir türlü kurtulamadık. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınızda her 2 veya 3 ayda bir tekrar dış kaynaklı veya içeriden siyasetçilerin karşılıklı ithamları üzerinden bu darbe iddialarından bizim kurtulabilmemiz mümkün oldu. Neden bunu yaşıyoruz? Şimdi o ya demokrasinin iyi yerleşmemesinden, ben de oraya şunu not aldım. Herhalde kanaatimce bunun üzerinden biraz meseleyi götürmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanaatimce yapması gereken bir defa hukuk, şeffaflık ve denetim meselesini devlette çözmesi lazım. Çünkü bizim devlette, hukuk devletinde, cumhuriyette aile ve kan bağları esası yok. Bu ülke ve sahip olduğu sistem seçim üzerine bina edilmiş durumda. Dolayısıyla baştan bir itibar, bu yakın tarihte değil, geçmişte de devleti yönetmeye aday olanlar ve devleti yönetmek için seçilenlerin devleti bir sahiplenme dertleri var. Esasında devlet onların değil. Devletin esasında kural ve kaidelere göre yönetilmesi, idare edilmesi gerekiyor. Yani ben yaptım oldu demek suretiyle sizin Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bence Türkiye Cumhuriyeti'ndeki önemli soru ve sorun demokratik müesseselerin maalesef genç bir cumhuriyet tam manasıyla yerleşmemesi, yerleştirilememesi ve hazmedilememesi, asgari müştereklerde de toplumu oluşturan bireylerin buluşamamasından kaynaklanan çatışma ortamları devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla buna böyle bir sorun olduğunda bundan nemalanmak isteyen, bunun adına dış güç diyebilirsiniz, onlarla işbirliği yapmış olanlar diyebilirsiniz, bunların ürettiği belki gerçekte tabanı olan veya suni olarak karıştırma hedefli bir takım girişimler olabiliyor. Ancak bunun olumsuz yansıması, biz bu çatışma dili ve esasında fayda sağlayamayacağımız noktalardan gerçek sorunlarımıza harcamamız gereken enerjimizi tüketiyoruz. Dolayısıyla bu tükettiğimiz enerjinin gördüğümüz kadarıyla kaybedeni de yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti oluyor. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Onu bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbaratı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin önleyici kolluğu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin adli kolluğu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleri ayakta. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarı esas itibariyle şu anda kendisini ve sistemini koruyup kollayabilme yeteneğine sahip. Eğer bu anlamda hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında kanunlarda bir eksiklik varsa, bu eksikliği giderecek yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla ben şunu ifade etmek istiyorum ki öncelikle belki bu dönemleri yaşamamış genç arkadaşların bilmesi bakımından, kimden gelirse gelsin yapılacak, denenecek her darbe ve sonuçları çok kötüdür. Çünkü şuraya notlarımı aldım. Gelen darbeci zihniyet kendi hegemon iktidarını tesis edip başka düşüncelerin yayılmasına, yaygınlaşmasına ve egemen olmasına asla izin vermez. Hukuku askıya alır. Yani sizin hak ve hürriyetlerinizin belki adı olabilir ama onları kullanmaya kalkıştığınızda mutlaka bir baskıyla ve cezalandırılma politikasıyla karşı karşıya kalırsınız. Yani darbe dediğiniz zaman, gerçekleştirilen darbe birileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin korunup kollanması anlamında tatbik edileceği iddia edilenin esasında baktığınızda kuvvetler ayrılığı prensibine bakın, örgütlenme hakkına bakın, düşünce, açıklama ve basın hürriyetine bakın, hep bunlar zarara uğrayacaktır. Ha, o zaman yapılması gereken ne? Onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Tamamlayayım. Sivil demokratik hayat ve Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleri, anayasası bu sistemi bu tür darbe tehditlerine karşı önleyici istihbarat ve adli mahiyette korumak gereklerini yerine getirmek zorundadır. Yani netice itibariyle biz gidip kimseye ağlayamayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Perinçek de çok iyi bilir ki bu tip kalkışmaların arkasında çok büyük silahlı güç olmadığı sürece, kimisine göre 82 ve kimisine göre 83 milyondan ibaret bu tür büyük bir memleketi darbeyle onun yönetimini devirebilmek
ve meclisini bertaraf edebilmek ehliyetine, kabiliyet ve kapasitesine kimse sahip olamaz. Peki. Bugüne kadar olan bu. Ve son cümle şunu söylemek istiyorum. Hocam, tamamlayayım. Şimdi ben açıklamalar üzerinden şahsi değerlendirme yapmadan bir Sayın Özgür Özel'in, ardından Kaftancıoğlu'nun, ardından Sayın Muharrem İnce'nin ve daha sonra da bir köşe yazısından bahsedilerek çıkan durumda benim fikrim, bu benim fikrimi kanuna, kitaba göre söylerim. Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanununun bakıldığı zaman herkes artık bunu ezberledi. 309, 311 ve 312. maddelerine bakarsanız darbeye teşebbüs suçlarını, 316. maddesine bakarsanız suç için anlaşmayı görürsünüz. Bunların olabilmesi için cebir ve şiddet kullanmak suretiyle elverişli vasıtalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla kurulu düzenine karşı çıkmanız gerekir. Bu yok. Bu bir. İki. Cebir, şiddet yok. İki. Bu yok. Bu darbe tamamen siyasi literatürde, siyaseten karşılığı olan bir kavram olarak kullanılıyor şu anda. Ben olur olmaz gibi bir tartışmanın içine girmiyorum. Olmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin... Anladım hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu düzenini koruyup kollamak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu otoritesi vardır. Ha, şu önemli. Burada kamu barışına karşı suçlar olabilir mi? Yani suça tahrik, efendim işte korku panik oluşturma gibi Türk Ceza Kanunu 213. maddesi ve devamındaki suçlara baktığınızda dediğim gibi iki unsurdan bakarsın. Bir, suçta ve cezada kanunilik ve ikincisi de hocam, kişinin şahsi kusur sorumluluğu. Bu anlamda bu açıklamalarda bir siyasi öngörü görebilirsiniz. Efendim işte eleştiri görebilirsiniz. Anladım. Sandığa davet görebilirsiniz. Teşbih görebilirsiniz. Ama bundan öte suçun unsurları anlamında kanaatim odur ki siyasi tartışmalarda yerini bulabilir ama ceza hukuku nazarında suça konu olabilecek açıklamalar olarak görmedim. Peki, Yaşar hocam, suça konu olacak bir durum görmüyorum dedi ama ben de şunu sormak isterim size. Şimdi bu açıklamalara baktığınızda, Mart ayındaki Rand Corporation raporuna baktığınızda şimdi kim yapacak darbeyi? Yani silahlı güç olması gerekmiyor mu sonuçta bu darbeyi birilerini yapabilmesi için? Buyurun Yaşar hocam. Evet, şimdi ben şu zaviyeden bakıyorum. Aslında tam da bu konuyu açıp biraz derinleştirmek istiyordum. Siz tam isabetli bir noktada bana yönelttiniz soruyu. Yani ben bu rapordan söz edecektim. Bunu birkaç yazıma da konu etmiştim. Şu an önümde de, hatta çok daha geniş okunsun diye de bunu Türkçeleştirmiştik raporu. Ocak ayı içerisinde yayınladı bunu. 200 sayfalık Rand Corporation. Şimdi... Tabii Türkiye'de darbelerin elbette bir tarihi süreci var. Ortaya çıkardığı iklimler, darbeden zarar görmemiş kesim yok denecek kadar geniş bir acılar bilançosu ve tarihini içerir. Hiç kuşkusuz. Tabii bu 15 Temmuz'da da bir kuşkusuz bir darbe girişimi vardı esas itibariyle. Fakat evet, bundan daha fazla bileşenleriyle, anlamıyla farklı bir yapının aslında bir kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Aslında yine anlamlı bir soru sordunuz. Ersan Hoca ile onu bir anlamda istişare ettiniz. Türkiye'de niye bu darbe gündemden düşmüyor sorusu. Bu aslında anlamlı bir sorudur. Tam da bu soruyla 15 Temmuz sonrası sürecin içerisinde yaşadıklarımızla cevaplanacak bir sorudur bu. Ne demek bu? Şimdi bir kere hala diri ve canlı olma durumunu koruyan bir örgüt var. İçeride çok önemli ölçüde beli kırılmıştır. Fakat FETÖ'den arkasındaki, evet, arkasındaki gücün desteği sürmektedir. Bu raporlara motivasyon kaynağı olan... Nerede var o gücü hocam? PKK içerisinde olduğunu mu söyleyip düşünüyorsunuz yoksa halk içinde olun? Nerede var FETÖ'nün gücü şu anda? Nerede devam ediyor sizce? İşte bu küresel ağın diri ve canlı olması ve arkasındaki küresel gücün varlığı bu raporları ortaya koyuyor ve üretiyor. Şimdi bu raporun özüne bakıldığında şunu görüyoruz. Bu rapor aslında bir akıl veriyor. Türkiye'de bir siyaset muhalefet arıyor bu rapor. Bu rapor Türkiye'de muhalefet arıyor. Adına demokratik muhalefet diyor. Ölçülerini de koyuyor. Ölçüleri de koyuyor. Diyor ki Türkiye ile Amerikan ilişkisi nasıl onarılır şeyi altında, başlığı altında hazırlanmış ya da dürtüsüyle hazırlanmış bir rapor ama başlığı da çarpıcı, Türkiye'nin milliyetçi gidişatı diyor. Yani Amerikan milliyetçiliği, Fransız milliyetçiliği, İngiliz milliyetçiliği,
bütün yaptıkları, bütün projeleri, bütün devlet mekanizmalarını işleyişi Alman, Fransız, İngiliz çıkarları dışındaymış gibi Türkiye kendi çıkarları için attığı adımları bir kötü gidişat gibi yansıtıyor. Mesela neymiş o adımlar? Yani terörle mücadelesi. Hiçbir yerinde bu raporun, 200 sayfanın her yerini didik didik ettim. Hiçbir yerinde PYD yapısını PKK'dan ayrı tutarak, birlikte değerlendirerek bir terör vurgusu olarak nitelendirmiyor. Ve burada yine bir etnik yapı üzerinden bir büyük çelişkiyi yansıtmaya çalışıyor. FETÖ meselesindeki vurgu şu. Tasavvufi İslam hareketinin gönüllü sürgündeki lideriymiş Fethullah. Rapor bu. Ve bu rapor Türkiye eğer Amerika ile iyi ilişki kuracaksa bundan sonra bunu da bozan Erdoğan olarak değil, direkt isim veriyor. Direkt Erdoğan ve otoriterlik diyor bunu. Bunun üzerinden bu süreç düzelecekse şunlar olmalıymış. Mesela Rus yapımı S-400 hava füze savunma sistemlerinin satın alınması bir sorunmuş. Türkiye'nin Amerika ve Avrupa ilişkilerini sürdürüyormuş ama bunun yanında dengelemeye çalışıyormuş. Hem İslam dünyasıyla, Türk dünyasıyla, Rusya, Çin vesaire başka dünyalarla da ilişkiler kuruyormuş. Bundan da rahatsız oluyor bu rapor. Peki hocam, bu rapor Mart ayında yayınlandı. Mart mıydı, Şubat mıydı? O zaman yayınlandı. Bugüne Ocak, gelirsek Ocak eğer. Ayı, Ocak ayı mıydı? Ocak ayı. Evet, doğru. Şimdi, bugünkü tartışmalara gelirsek bunlar, o perspektiften bugüne nasıl bakıyorsunuz peki? Şimdi tabii raporda şu da var. Orta rütbeli subayların da bir memnuniyetsizlikler içerisinde bir darbe girişimine yol açabilir diye açık bir cümle var. Evet. Bu da çok açık. Ve eğer Türkiye'de bir üç parti ifade ediliyor, Türkiye'deki muhalefet partileri olarak, üç partinin de onlara bir yol göstericilik içinde bulunuyor. Bir kere biz bunu o zaman da çok tartıştığımızda hep şunu söyledik. En çok onu istedik. Yani bütün muhalefet partiler, elbette onlar da iktidar olacaklardır. Onların en doğal hakkıdır. Eleştiri haklarını en geniş manada özgürce kullanacaklardır. Ama bazı konularda da diyecekler ki bir dakika kardeşim. Siz bizden bir şey beklemeyin. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi, Türkiye'nin PKK-PYD'yle mücadelesi, Suriye'deki mücadelesi, Türkiye'nin içerideki milli savunma sanayine de başlattığı hamleler, bütün bunlardan rahatsızlık duyuyorsanız biz de sizden rahatsızlık duyarız. Bunu söylemiyor mu sizce muhalefet? Bunu söylemiyor. CHP yani. Daha doğrusu. Söylemediğini iddia ediyorsunuz. İkincisi bir başka bir şey. Hani o darbe lafları niye değişmiyor? Bir iklim aslında. Adeta bir iklim yapılandırılıyor ve bir dil var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren milyonları ayrı tutuyorum bunda. Ben Gürsel Erol'u da ayrı tutuyorum. Bakın onu da söyleyeyim. Ama herkesi de kastetmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, başta genel başkan olmak üzere, sürekli aslında her defasında da bir yurttaş olarak rahatsızlığımızı ifade ettiğimiz bir tarzı sürdürmekte ısrarcı oldular. O da o 15 Temmuz sonrası sürecin analizi, orada kullandıkları teknik ve kullandıkları terminoloji. Yine kontrollü darbe meselesi. Evet. Bakın bütün bunlar, bütün bu süreç açısından bütün bunlar aslında bir dil geliştiriyor. Siyaset bir söz sanatıdır. Söylediğiniz peki, söz Yaşar hocam, bir kalır. Ersan hocanın size bir sorusu yok, var. Yok soru değil. Peki tamam hocam. Ben buyurun bir araya hocam. Girebilir miyim? Bir virgül hocam. O zaman Gürsel Bey bir araya girsin, sonra devam edin Yaşar hocam. Tamam, buyurun Gürsel Bey. Ya ben bir ek bilgi vermek için söylüyorum. Tamam. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, her milletvekili terör karşıdır. PKK'da terör örgütüdür, FETÖ'de terör örgütüdür, PYD'de terör örgütüdür, YPG'de terör örgütüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. PKK terör örgütünün Türkiye'de suikast düzenlediği tek lider Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani şimdi biz bütün sınır ötesi tezkerelere evet oyu kullanmış bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımız birçok grup konuşmasında terörle mücadelede hükümetin istediği her türlü desteğe açık çek veriyoruz diye ifade etmiştir. Yani şimdi bizim terör örgütüyle bir bağdaş kurmamızın mantığını ben anlayamıyorum. Şimdi mesela bu mecliste HDP ile ilgili de bir söylem var. Didem Hanım. Evet. Ben Tunceli milletvekilliğim döneminde işte Tunceli'de PKK'ya karşı bir yürüyüşten dolayı ve eylemden karşı, meydan okuyuştan karşı dolayı infaz listesine alındı. Tehdit edildi. Ama ben o çizgimden hiçbir zaman taviz vermedim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Benim için önemli olan Cumhuriyet'in temel değerleridir. Bu ülkenin üniter devlet yapısıdır. Vatanın ve milletin birliğidir. Tabii ki hepimiz terör örgütü karşıtı olacağız. Ama şimdi bu ülkenin kanunları var, yasaları var. Yani bir şeyi tanımlarken, bir şeyleri, birilerini, bir partiyi, bir hedef gösterirken, peki kardeşim soruyorum, bu ülkenin yargıçları nerede, savcıları nerede, mahkemeleri nerede?
Yani bunu mecliste de çok görüyoruz. İşte ben CHP grubu içerisindeki en keskin HDP karşıtı milletvekillerinden birisiyim. Ama her fırsatta milletvekili, AKP milletvekilleri çıkıyor, AKP sözcüleri çıkıyor. HDP'yi PKK ile örtüştüren, HDP'nin PKK'nın devamını olduğunu iddia eden bir söylemde. Peki siz iktidar değil misiniz? Eğer bunların PKK ile bir bağı varsa, organik bir bağı varsa ve PKK'nın devamıysa, peki neden işlem yapmıyorsunuz? Peki meclis başkan vekilliğine HDP'li bir milletvekili niye yapar? HDP'li milletvekilleri bu devletin, bu kamunun parasından niye maaş alır? Milletvekili genel kurul salonunda benim yanımda niye oturur? O zaman sen devlet olarak sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Anladım. Darbe girişimiyle ilgili bir iddiam mı var? Darbeyi kim yapacak? Darbeyi kim yapabilir? Sokaktaki vatandaş yapmaz. Sokaktaki vatandaş darbeyi engellemek için hayatını ortaya kor. Darbe yapacak yer bellidir. Geçmişte örneği vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri kime bağlı? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Milli Savunma Bakanlığı kime bağlı? Cumhurbaşkanı'na bağlı. Gereğini yapın. Yani eğer böyle bir risk varsa, böyle bir tehdit varsa, bunu gereği neden yapılmıyor diye soruyorsunuz. Yerine, peki teşekkürler. Gereğini yapacaksınız. Anladım. Eğer bir, peki, bir partinin hocam, bir terör örgütüyle bağı varsa, evet, gereğini yap. Eğer birilerinin darbeye yönelik girişimleri varsa gereğini yap. Bu ülke hukuk sistemiyle, yargıçlarıyla, savcılarıyla gereğini yapsın o zaman. Peki Yaşar gereğini hocam ne dersiniz? Bunu yani, siyasi malzeme olarak sürekli kullanıyorsunuz. Şey buyurun size. Buyurun tabii buyurun. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Yine bu rapora atıf yapıyorum. Bu raporun istediği demokratik muhalefet dediği şey, kendilerini yapılandırmak istediği o yapı iktidar olursa Türkiye'de darbe yapılmış olur, biliyor musunuz? Çünkü onlardan istedikleri şey çok açık. PYD ile birlikte o sürece katılın. FETÖ meselesini bir sürgündeki lider olarak görün. Türkiye'nin hocam bu raporla geçmişte çözüm sürecini nasıl örtüştürebiliyorsun o zaman? Efendim? Çözüm sürecini hatırlatıyor yani da. Yani bu raporun içeriğiyle Türkiye'nin gündeminde çözüm süreci ve FETÖ sürecini, FETÖ'nün devlette yapılanma sürecini. Tamam. Hiçbir şekilde bir daha da geri o sürece dönülmeyecektir diye de vurgu da var bu raporda. Yani şunu söylemek isterim. Bakın o çözüm süreci için şunu en azından söyleyeyim. Hiçbir şey yapmadıysa o çözüm sürecinin sonucunda bölge halkı, Mürsel Bey siz de çok o yörenin insanısınız, şunu gördü. Dedi ki ya bu devlet daha ne yapsın? Bak bebek katili denen bir örgütün liderinin olduğu bir örgütle yeter ki şu kan dursun, emperyalizmin oyuncağı olmasın bu çocuklar ve dolayısıyla Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği bu ülkenin geleceğine damga vursun. Yaşar hocam tekrar konumuza dönersek yani siz Türkiye'de hala bir darbe tehdidi görüyor musunuz? Bir darbe olabileceğini düşünüyor musunuz? Cümlemi bitireyim ama bir saniye. Bitirin tamam. Bunu o terör baronları bozdu. Ve bu sürecin yine emperyalizmin güdümünde bozulduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla hiç değilse bu çok önemli ölçüde bir tortu kaldı bölgede. Ve giderek de aslında bu konudaki desteği de erimek noktasında. Peki şimdi, sorumun yanıtını alayım. Türkiye'de bir darbe olasılığı görüyor musunuz Yaşar Hocam? Şimdi benim söylediğim şey çok açık. Yani FETÖ meselesindeki bu denge bozukluğunu gideremediğiniz sürece, burada netliğinizi ortaya koyamadığınız sürece, arkada sürekli o küresel desteğe ihtiyaç duyduğunuz sürece, Amerikan dış politikası Türkiye'nin iç politikasıdır diyorum hep. Burada o kulvar yapılanmasına bir bayrak gösterdiğiniz sürece Türkiye'de istenilen darbeyi yaptırmış olursunuz. Siz de bunun oyuncağı olursunuz. İlla bunu bir silah zoruyla falan yapmanın bir şeyi yok. İkliminden söz etmiyorum. Şimdi anladım. Saray rejimi diyor Sayın Özel. Şimdi saray rejimi diyorsunuz ve ardından da diyorsunuz ki bu saray rejimi elinde sonunda gidecek. Şimdi Türkiye'de bir seçim gündemi yok, bir şey yok. Koronavirüsüyle mücadele ediyoruz. Tam böyle bir noktada bunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecek. Kim bu? Yani açıklamaya muhtaç değil mi bu? Şimdiki Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil de gelecek olan o Türkiye Cumhuriyeti Devleti kim? Nereden geliyor? Kim kuruyor bunu? Yani bu bir siyasetçinin demokratik terminoloji ve seçim süreci kapsamında söylenmiş bir söz. Ardından toparlarsak bir tur daha döneceğim. Canan Hanım bununla ilgili alamıyorum işte tamam. Veya başka bir şekilde. Şimdi bir seçim dışında bir başka bir şekil nedir? Yani demokrasilerde başka hangi şekilde değişir iktidarlar? Dolayısıyla bunlar
ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. İnsanları ikna edemiyorsanız zihinleri karıştırın diye bir eski Amerikan başkanının sözü vardı. Siyasette bu tür sözler son derece önemlidir. Şimdi ben Sayın Gürsel'in elbette yaşadıklarını, anlattıklarını gönülden görüyorum. Yörenin insanıdır. Aslanlar gibi PKK-PYD meselesindeki duruşu nettir. Bu konuda tehditler aldığını ifade ediyor. Bu son derece önemli. Şimdi aynı noktada Kaftancıoğlu çizgisinin anlayışının PKK-PYD'den, PYD tarafından tehdit edilebileceğini, aynı Gürsel Bey gibi ondan rahatsızlık duyulabileceğini düşünebilir misiniz? Asla. Asla. Hocam ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sıfatıyla yapıyorum. Kendi ismimle yapmıyorum. Olsun. Ama sizler elbette o çoğulcu yapı içerisinde varlığınız kıymetli. Şu da son derece önemli bakın. Forum Polisi yani öyle bir parlatmış ki Canan Kaftancıoğlu'nu. Lütfen Sayın Gürsel de okusun. Hiç içine sineceğini zannetmiyorum. Ne anlama geliyor Forum Polisi'nin bu yazısı? Ben size okuyayım. Nasıl şöyle diyor. Diyor ki yani başlığı şu: motosiklet süren solcu feminist Erdoğan'a karşı geliyormuş Canan Kaftancıoğlu. Ve şöyleymiş onun siyaset tarzı. Onun siyaset tarzı, Kaftancıoğlu'nu kastediyor, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sadakatle bağlı olan ancak hem azınlıklara hem de dindar Müslümanlara karşı düşmanlıkla özdeşleştirilen kendi partisinin milliyetçi hizbinin zımni bir reddidir diyor. Peki yani, hemen Yaşar Hocam. Bütün bunlar açısından yaşadıklarımızın dolayısıyla tesadüf olmadığını düşünüyorsunuz. Peki bununla ilgili ilave edecek yani, Forum Polisi'nin yazısını... Zarakol'un makus kaderden ona birazdan geçeceğim hocam. Ona birazdan geçeceğim ama hemen bu noktada hemen Gürsel Bey, Gürsel Erol'a söz vereyim. Sonra Ersan Şen, sonra Doğu Bey'e geçeceğim. Ne dersiniz? Forum Polisi de özellikle Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun işte bir yerlere hazırlandığı iddiaları var biliyorsunuz. Yani ifadeleri söyledi. Gizem Hanım, zaten uluslararası güçler ve derin güçler bu ülkede böyle polemikler yaratarak bilgi dışında raporlar hazırlayarak zaten bu bilgi kirliliğini yaymaya çalışıyorlar. Yani şu anda yapılmak istenen, yaratılmak istenen algıya şu anda bile hepimiz şu anda katkı veriyoruz. Sanki ortada bir şey varmış gibi. Ya birisi bir rapor da yazabilir, bir yorum da yapabilir, bir değerlendirme de yapabilir. Bunları ciddiye almak bile doğru değil. Yani şimdi burada bakın, Doğu Bey bir siyasi partinin genel başkanı. Yaşar Hoca bir üniversitenin rektörü. Ersan Hoca Türkiye'de en saygın hukukçulardan birisi. Yani bizim gibi ben bir ilim milletvekiliyim. Yani kendimize göre toplumda kariyeri ve siyasi misyonu görevi olan insanların bile bu tür laflarla, sözlerle yorum, değerlendirme yapmak aslında bir zaman kaybı. Ve yazık bu ülkenin değerlerine yazık. Yani bizim konuşmamız gereken konular daha farklı konular. Belki de işte bu tartışmaların yaratılması için derin güçler bunları gündeme getiriyorlar. Anladım. Bu raporları yazıyorlar, bu gazete haberlerini yaptırıyorlar. Bunlara karşı çok daha tedbirli olmak lazım. Peki, teşekkürler. Ve Türkiye'de her zaman bunlar olmuştu. Anladım. Ersan Şen Hocam. Ve ayrıca devletin buradaki görevi nedir Didem Hanım? Yani bakın, Türkiye Cumhuriyeti her zaman iç ve dış tehditlere karşı açık olmuştur. Bu bir gerçektir. Her zaman böyle tehditlerle de uğraşmıştır. Peki, burada hükümetin ve devletin görevi nedir? Yani niye gereğini yapmıyorlar? Niye önlem almıyorlar? Yani illa bir olayla ilgili girişim, teşebbüs aşamasına geldiğinde mi müdahale etmek lazım? O zaman müdahale edin. Kim bunlar? Çıkarın, tespit edin. Yargıya götürün. Ya bu ülkenin bir yargı sistemi var. Peki. Yani siyasi söylemde kalmasın bu işte. Ersan Şen de. Yargıya da bir araya bir dakika anladım. Girebilir miyim? Yaşar Hocam, çok kısa alayım. Çünkü Doğu Bey'e gideceğim. Ersan Şen Hoca'ya gideceğim. Uyarılar kuşkusuz önemli. Ama bu noktada ben siyasete büyük görev düştüğünü, yani çeşitli entrikalarla, darbe gibi hukuk ve ahlak dışı yöntemlere en azından yeşil ışık yakarak, meylederek, küresel güçlerin desteğiyle olabilecek bir takım tasarımlara şirinlik göstererek siyasetin de bu konuda çok önemli sorumluluk üstlenmesi gerekir. Türkiye elbette muhalefetiyle, iktidarıyla demokrasini güçlendirecek. Bir iktidarı ayakta tutabilecek ya da onu başarısız kılacak şey muhalefetin fikri gücüdür, derinliğidir. O açıdan bazı konular vardır ki Türkiye'nin istiklalidir, bu bağımsızlığıdır. Burada hiçbir taviz vermeyiz direnci ve tunç olma halidir. Bu yapıldığı Türkiye'de hiçbir yapı ne darbe yapabilir, ne darbenin teşebbüsünde bulunabilir. Bunu en güçlü yine siyasetin gücü, fikri gücü korur ve kollar. Anladım. Peki, teşekkürler Ersan Hocam. O katkıyı alayım. Doğu Perinçe'ye geçeceğim. Sayın Perinçe. Şimdi esasında Didem Hanım çok iç içe girmiş ve
yönlü bir meseleyi tartışıyoruz. Bunu tartışırken mesela şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti üzerinde dışarıdan birilerinin ilgisi var. Bu ilgi hiçbir zaman bitmemiş ki. Yani bu ilgi bundan sonra da devam edecek. Birileri rapor hazırlayacak. Sizin gücünüz yetiyorsa siz de onlar hakkında hazırlayacaksınız. Siz de müdahale etmeye kalkacaksınız. Ama önemli olan, esas olan birlik beraberlik elbette. Ama sizin hukukta, demokraside ve iktisadi alanda ne kadar güçlü olabildiğinizdir. Yani şimdi mesela Sayın Gürsel Eroğlu'nun şu söylediği isabetli. Elbette siz bugün bunu tartışın ama acaba bizim asıl tartışmamız gereken meseleler bugün bu mu? Ülkenin iktisadi sorunları var. Ülkenin esasında konuşulmayan hukukla ilgili sorunları var. Güvenlik sorunlarımız var. Ama biz şimdi siyasetçilerin kullandığı bazı cümlelerden hareketle eğer onları darbeci zihniyetin sahibi olarak yaftalarsak o zaman diğer taraftan da demokrasiden, efendim işte farklı görüşlerin istenildiği gibi, dilendiği gibi söylenmesinden tabii kanunlar dairesinde o zaman şöyle bir durum ortaya çıkacak. Tek sesli bir memlekette olacaksınız. Farklı fikirleri ve seçimde, sandıkta ona talip olmak isteyen ve bunun için belki sert sözler söyleyen ki bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına da baktığınız zaman siyasi kişilikler hakkında konuşmalarınız, başkaları hakkında konuşmalarınızdan eleştiri dozu itibariyle çok farklı ve fazla olabilir. Şimdi böyle baktığınız noktada şimdi biz bir taraftan şunu söylüyorsak hepimiz aynı fikirdeyiz. Ya hukuku daha iyi hale getirelim. Adaleti ayağa kaldıralım. Adalet herkese olsun. Çifte standart olmasın. Bütün kanunları biz hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında koyalım. Ve herkese öyle uygulayalım. Ama sözde değil. İcraatta. Yapabiliyor muyuz? Tamam. Siyasette biz örneğin baktığımız zaman tapu belgesi sizin bizim bizi seyreden herkesin nedir tapu belgesi? Seçme ve seçilme hakkıdır. Bu noktada anayasada istediğimizi yapamadık ama siyasi partiler kanunda yapabildik mi? Seçim mevzuatında yapabildik mi? Demokraside ilerleyebildik mi? Geliştirebildik mi? Bu noktada kendimiz, kendi alanımızda evet ev ödevlerimizin hepsini yapmaya başladık, tamamlayabildiğimizi söyleyebiliyor muyuz? Anladım. Söyleyemediğimiz noktalarda bence bizim oturup kusuru kendimizde görmemiz lazım. Yöneticilerin de o şekilde görmesi lazım. Ben şunu da değinmeden ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe dediğiniz, bakın darbeye teşebbüs suçu çok zor bir suçtur. Hele bizim kanunumuzda cebir ve şiddette kullanmanız gerekir. Defaatle söyledim, ceza kanununa tehdidi darbe suçunun unsuru olarak koymuyorlar. Niye koymuyorlar? Niye koymuyorlar? Siz biraz önce bu tartışmanın içine Sayın Perinçek de girdi. İstediğiniz kadar efendim bu darbeci de söylediği sözlerle darbeyi çağrıştırıyor diye kanunda karşılığı var mı kardeşim? Yok. Niye koymuyorsun bunu? Eğer koymaman, koymaman kişi hak ve hürriyetlerini o zaman koymuyorsan, koyamıyorsan bir sebeple konuşulduğunda bunu darbeyle suçladığında diyeceksin ki bir saniye. Bunun hukuk devletinde kanunda karşılığı yok kardeşim. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar darbelerin arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ayırıyorum. Komuta kademesinde hiyerarşik yapıda olmuştur. Hiyerarşik yapı dışında olmuştur. Ya yeterince silahlı kuvvet olmadan hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde darbeyi gerçekleştirmez. Postmoderne de bakın. Başka birisine de bakın mutlaka ardında elinde sopalı birisi vardır. Tamam şimdi siz bir FETÖ döneminden geçtiniz FETÖ döneminden. Gerçekten eli silahlı olanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki meşru kuvvetlerinden bu yapının bu zihniyetine teslim olmuş yetişmişlerinden o kuvvetlerin ayıklamasını yapabildin mi? Bitirdin mi? Eğer bitirdiysen Yaşar Hoca'nın söylediği tehdit bitmiştir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinden, emniyet kuvvetlerinden, FETÖ, PDY'nin zihniyetine sahip olup yetişmiş yetiştirilmiş, o yapının içinde artık barındırılmıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın bir kulu buna teşebbüs edemez. Olduğu iddiaları var bakın, ama biliyorsunuz. Hala. Konuşabilirsiniz. Ha, bu ülkenin topraklarına başka memleketten gelip de müdahale etmek cüretini gösterecekler varsa bu zaten bir savaş sebebidir. Bu ayrı bir konudur. Ama bizim bahsettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik anayasayla kurulu düzeninin meclisine ve veya hükümetine müdahale etme cesaretinde bulunup bulunamayacaklar. Bunların olup olmadığını Yaşar Hoca'da, Doğu Bey'de bizlerin hiçbirisi
tam katiyetle söyleyemeyiz. Bunu kim bilir, ben size söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı bilmeli. Emniyet kuvvetleri bilmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri bilmeli. En önemlisi hükümet bilmelidir. Eğer bilmiyorsa demek ki ödevinin gereklerini yeterince yapamıyor. Peki, teşekkürler. Dolayısıyla biz hemen kalkıp da Rand Corporation'ı suçlayalım. Başka bir yeri itham edelim. Efendim bir siyasi kişilik konuştuğunda vay sen burada darbecisin diyerek veya şurada senin hakkında böyle birisi bir şey yazmış, seni destekliyor. Dolayısıyla burada siz antidemokratik faaliyetler içerisine girerler demek suretiyle, niyet okuyuculuğu yapmak suretiyle, tamam, insanları baskı altına almaktan vazgeçmeliyiz. Teşekkürler. Mesele bu. Hocam bu açıklamalarla kişiler ya da işte kurumlar baskı altına mı alınıyor? Pardon Sayın Perinçek, bu soruyu size soruyorum. İkincisi, eğer bu şekilde darbe iddiaları varsa bunun o zaman gereğini siyasi iktidar neden yapmıyor sorusu da arkasından geldi. Buna bir yanıtınız var mı? Öte yandan darbe yapacaksa bunu kim yapacak Sayın Perinçek? Buyurun efendim. Buyurun Doğa Bey. Efendim darbe, yani burada bir suç yok. Yani şu ana kadar konuştuğumuz konularda işlenen bir suç yok. Burada biz siyasi bir tartışma yapıyoruz. Yani anayasa gayrimeşrudur denmesi de Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri tarafından bir suç değil diyebilir. Ondan sonra herhangi bir şekilde bizim ceza kanununda tanımlanan devleti temel kuvvetlerini devirmek suçu, eski 146. madde, buna yönelik bir teşebbüs de yok. Yani burada ceza hukuku açısından bir tartışma söz konusu değil. Onun için o zaman darbe tehdidi görmüyor musunuz? Yapacağı Perinçek bir şey yok. Yani darbe tehdidi görmüyor musunuz? İsteyenler var. Gideyim onun yakasına yapışayım. Bakın darbe tehdidi olabilir ama tehdit etmek başka, suç başka. Yani darbe tehdidi başka bir olay. Ben darbe tehdidi görmüyorum da, yani hükümet niye üzerine düşeni yapmıyor diye sorduğunuz için cevap veriyorum. Diğer sorum hükümetin doydu. Burada yaptırım güçlerini harekete geçirmek açısından, yani savcıları, soruşturma makamlarını harekete geçirmek, yargıyı harekete geçirmek, polisi harekete geçirmek açısından hükümetin yapacağı bir şey yok. Hükümet ancak burada siyasi bir tartışma yapar. Bizim yaptığımız da o. Yani bu konunun ortaya çıkmasının sebebi, yani gündem dışı bir konu diye belirtiliyor. Bunun sebebi zaten Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin ısrarla anayasa gayrimeşrudur demeleri. Bunu da diyebilirler. Bakın ben onu demelerinde bir suç da görmüyorum diyebilirler. Ama bunun anlamını çok iyi belirtmemiz lazım. Bu meşruiyet meselesi devlet teorisinde, siyaset teorisinde ve hukukta itaatla bağlantılı olarak açıklanır. Yani aslında gayri meşrudur demek itaat etmeyin demektir. Meşruiyet kavramı itaat kavramıyla o merkezde, o eksende açıklanan bir kavramdır. Kime itaat etmeyin diyor peki o zaman Türkiye'de CHP. Bir darbe tehlikesi şu anda var mı? Hiç yok. Yani şu anda ne o da onu siz lütfen Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun. Hayır, bakın, sizin vardır şimdi bu böyle lafın gelişi söylenmiş bir söz değil. Tekrar 13 Haziran 2017'deki ifadesini söylüyorum. Bu anayasa gayrimeşrudur bir, bunu söylüyor. İkinci cümle, bu anayasaya göre görev yapanlar gayrimeşrudur. Şimdi kim bu anayasaya göre görev yapıyor? Hükümet. Hatta yalnız hükümet de değil, yani yargı organı, yürütme organı ve yasama organı. Bunlar gayrimeşru oluyor. Üç, bunların yaptıkları bütün işler gayrimeşrudur. Şimdi bunların bu üçünü söylediğiniz zaman bunun anlamı şudur. Bunların bu makamların, bu otoritelerin, yani yasama, yürütme, yargı, bunlara itaat etmeyin oluyor. Zaten adalet yürüyüşünde de adalet yürüyüşünde de bu tür kavramlar kullanıldı. Bunları söyleyebilir. Bakın eğer Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri bu anayasa demokratik değildir deseler ben onları alkışlarım. Hakikaten bu anayasa, yani Cumhurbaşkanlığı sistemi demokratik değil ve Türkiye'nin anayasa geleneğinin bir ürünü değil. Bu burada bir sapma var ve tabii Türkiye bunu değiştirecek, ayrı mesele, ama bu gayrimeşrudur diyerek olmaz. Peki Sayın Perinçek, bunun değiştirilmesinin de meşru yolları var. Yani bu ancak yasama organının yeni bir anayasa yapmasıyla mümkündür. Yoksa
İzninizle Sayın Perinçek hemen şunu sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi de ona da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanıtı oldu. Ben bunu hemen birazdan Sayın Gürsel Erol'a da sormak istiyorum ama sizin yorumunuzu merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şu ifadeleri kullandı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili biliyorsunuz. Siyasetin kalitesini artırmanın yolu kirli zihniyeti tasfiyeden geçiyor şeklinde bir ifadesi oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da buna yanıt verdi. CHP'yi tasfiye edecekmiş. Doğruları söylemesini içinize sindiremediğiniz için muhalefet partisini tasfiye edeceğim diyorsunuz şeklinde yanıtı oldu. Nedir burada CHP'nin tasfiyesi derken bu tartışma nereye doğru evrilecek? Ne görüyorsunuz bu tartışmadan siz Sayın Perinçek? Vallahi şimdi Cumhurbaşkanı burada kirli zihniyetin tasfiyesinden bahsetti. İma ettiği de Cumhuriyet Halk Partisi ama zihniyetin tasfiyesiyle örgütün tasfiyesi farklı düzlemler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmeye Cumhurbaşkanı'nın da gücü yetmez. Ve Türkiye'nin de böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmek diye bir meselesi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyasi kurumlarından, önemli kurumlarından biridir. Ama o Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetine karşı ifadeleri, onun rakipleri ve farklı siyasi kuruluşlar kullanabilir. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini tasfiye etmeyi bence o sözlerden çıkartmak yerinde değil. O bakımdan burada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiye diye bir amacı ben sırf o sözlere bakarak göremiyorum. Bu yönde bir girişim de zaten olmaz, olamaz. O da gayrimeşru olur. Bakın Türkiye'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni birisi tasfiye etmeye kalksa o da meşru değildir. O bakımdan öyle bir niyetin de taşındığına pek ihtimal vermek istemiyorum ve vermiyorum. Siyasi rakipler arasında bu tür tartışmalar oluyor. Ama şuraya geleyim. Türkiye'de bugün darbe diye bir tehlike ve tehdit yok. Yani Türkiye'de darbe silahlı kuvvetle yapılır. Böyle bir silahlı kuvvet yok. Gladio 15-16 Temmuz gecesi ezilmiştir. Yerlerde sürünmüştür, hapislere tıkılmıştır. Yani Türkiye o 12 Mart'ları, 12 Eylül darbelerini yapan Gladio'dan 15-16 Temmuz 2016 gecesi büyük bir savaşta kurtulmuştur. Bir Türk-Amerikan savaşı olmuştur. Darbeyi yapan da esas olarak Amerika'nın Türkiye'deki devlet içindeki silahlı kuvvetleri Gladio'sudur. O bakımdan yani darbenin de şu partiden bu partiden gelmesi söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeci olduğu da söylenemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe istediğini de kimse söyleyemez. Ben şahsen o görüşte değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi darbe istiyor demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Anayasa gayrimeşrudur ifadesi bir itaatsizlik çağrısıdır. Sonuç itibariyle ucu açıktır. Niyeti aşan bir ifade olabilir. Ama ısrarla söylenmesi çok ciddi bir dikkatsizlik mi diyeyim, özensizlik mi diyeyim. Mümkün olduğu kadar iyimser kavramlar kullanmaya çalışıyorum. Ama yapılacak şey şudur. Biraz evvel sanıyorum Gürsel Erol tam anladığımı bilmiyorum. Yani bu anayasa gayrimeşrudur ifadesini onaylamadığını söyler gibi oldu veya ben öyle anladım. Çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi diyecek ki biz böyle 12 Eylül şeyler ifadeler kullandık ama bunlar kastı aşan ifadelerdir, dikkatsiz ifadelerdir. Doğru. Anayasa antidemokratik. Ben de söylüyorum. Ben de anayasa antidemokratik diyorum. Bu anayasayla Türkiye gidemez diyorum. Bakın bunlarda bir şey yok. Gayrimeşru başka bir şey. Gayrimeşru siyaset ve devlet teorisinde itaat etmeyin demektir. Bakın gayrimeşru şimdi ben oturup o teorik birikimi burada dökecek değilim. Ama bütün önemli siyaset teorisyenleri, kamu hukukçuları, anayasa hukukçuları meşruiyet kavramını açıklarken hep itaat ve ona razı olmak, itaat etmek etmemek ekseni içerisinde tanımlamalar yapmışlardır. Bizim yabancılar da öyle, büyük hukuk teorisyenleri de öyle. Bizim kendi anayasa hukukçularımız da hep o itaat kavramı etrafında tanımlamışlardır. Onun için gayrimeşrunun bir tane anlamı vardır. Gayri kanuniden farklı. Biz şunu söyleyebiliriz, bu hükümet kanunsuz işler yapıyor, kanunları çiğniyor, bunu söyleyebiliriz, bunlar hakkımızdır ve yer yerde kanunları ihlal eden uygulamaları vardır bu hükümetin. Ama
bu hükümet gayrimeşrudur, anayasa gayrimeşrudur ve yaptığı her iş gayrimeşrudur dediğimiz an orada artık mecliste de Cumhuriyet Halk Partisi'nin durmaması gerekir. Çünkü meclis de gayrimeşru, yargı da gayrimeşru. Çünkü ona benzer sözler de söylediler. Yani bu yargının bütün kararları meşru değil şeklinde. Sonuç itibariyle sistem çöküyor. Sistem çöktüğü zaman Türkiye'yi kim yönetecek? Kim kanun yapacak? Kim hükümet olacak? Kim yargı yapacak? Bunların hepsi askıda kalıyor. Dolayısıyla buna bir yanıt vermek lazım. Buna yanıt da itaatsizliktir ve yerine yeni bir... Buyurun. Evet, izninizle bir yazı, bir köşe yazısında yazısıyla ilgili olarak Rakıp Zarakoğlu'nun kaleme aldığı yazıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı suç, darbe çığırtkanlığı yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yazının kaderi makus kaderden kaçış yok başlıklı. Sonra da altta da Menderes'in fotoğrafları var. Şimdi Rakıp Zarakoğlu da hayatım darbelere karşı mücadeleyle geçti şeklinde darbe karşıtı bir içeriğe sahip değil bu yazı şeklinde ifadeleri var. Bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz Sayın Perinçek siz? Vallahi ben burada şimdi bu yazıyı ilk defa sizden duyuyorum. Arkadaşlarım da telefonda biraz evvel söylediler. Ya burada darbenin ötesinde bir idam manzarasını Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak kullanmak çok ayıp mı diyeyim, hukuk dışı mı diyeyim, terbiyesizlik mi diyeyim, izansızlık mı diyeyim, yani olacak iş değil. Yani makus talih, yani en sonunda sizin sonunuz idamdır diyor. Yani bunun yenilir yutulur bir tarafı yok. Ben burada tabii yargıçlar onun hukuki ceza hukuku açısından değerlendirmesini yapar. Ben suç vardır, suç yoktur diye bir şey söylemiyorum. O ayrı mesele. Ama bu bir rezilliktir. Onu söyleyeyim yani. Bir siyasi bir mücadele yapıyoruz. Siyasi tartışmalar yapıyoruz. Siyasi rakiplerimizi idamla tehdit etmek veya sen en sonunda idam olacaksın demek bu bir rezilliktir. Çok açık söyleyeyim. Bunun bu şekilde bir rezillik olduğunu söylemeden Türkiye'deki siyasi ortamı iklimine böyle bir olumlu yapıcı bir iklime kavuşturmamız mümkün değil. Çünkü bunları mı tartışacağız? Peki. İdam sehpası gösteriyor. Bu ne demek yani? Cumhurbaşkanı'na idam sehpası göstermek ne demek? Sayın Zarakoğlu'na da idam sehpası gösterilmesine karşıyım. Bırakalım Cumhurbaşkanı. Ve bir de Cumhurbaşkanı'nı idam edeceğiz ne demek? Cumhurbaşkanı'nı nasıl idam edersiniz? Ancak bir Sayın silahla harekatla veya bir suikastle de idam edilmez. Fotoğraf... Çünkü idam... Şöyle yapalım, siz yazıyı bir reklamda okuyun. Çünkü Ragıp Zarakoğlu da, gerçi orada fotoğrafların kullanılması ve başlığını manidar bulanlar da var. Darbe çığırtkanlığı o eleştiri şeyi de var, suçlaması da var. Makus kaderden kaçış yok başlıkta. Sonra Menderes fotoğrafları var. Ama Ragıp Zarakoğlu da benim amacım o değil, hayatım darbelerle mücadeleyle geçti iddiasında, açıklamasında bulunuyor. Şöyle yapalım, bu meseleyi konuşmaya devam edelim. Bir ara verelim, aranın ardından Diyanet İşleri Başkanı... Laf olma. Bakın bunlar olmaz. Anladım. Burada çok açık bir şekilde bir idamla tehdit var. Ben insan evet. Bakın insan yaptığı işleri mesela bir katil bu tasfiyeyle ilgili adam Sayın öldürmüştü. Benim hayatım adamı öldürmemekle geçti diye savunma isterim. Yapamaz. Adamı öldürüyor. Değil mi? Yani şimdi burada bir eylem var. Bu eylemde bakın Ragıp Zarakoğlu bu eylemde Ragıp Zarakoğlu'nun bir eylemi var. Bir yazı yazıyor ve rahmetli Adnan Menderes'in idamını fotoğraf olarak gösteriyor ve Cumhurbaşkanı'na diyor ki senin talihin budur diyor. Ya başlık şimdi ve fotoğraflar buna çok şöyle savunma sorunlu yapılamaz. Gerçekten. Benim hayatım darbelerle evet. Mücadeleyle geçti. Evet, yani bunun savunması o değil. Şunu deseydi bu fotoğrafla yazı arasında bir ilişki yoktur. Ben ya o fotoğrafı yanlışlıkla oraya başka birisi basmış falan dese hani bu bir savunma olur. Ama hem o fotoğrafı basacaksın hem makus talihten bahsedeceksin. Ondan sonra benim hayatım darbelerle mücadeleyle geçti. Sayın Perinçek... Bir insanın hayatı darbelerle mücadeleyle geçer. Ondan sonra da darbeci olabilir. Ben darbecidir demiyorum. Zaten darbeci olacak Ragıp Sarıkoğlu'nun. Bir hali yok. Yani Ragıp Zarakoğlu kim ki darbeci olsun? Peki. Sayın Perinçek teşekkürler. Olsun yani? Sağ olun efendim. Elinden çok teşekkür ediyorum. Elinde devam edeceğiz ama bir reklama hangi gitmem lazım. Hangi silahlı güce hükmetmektedir ki onun anladım. Darbeciliğini konuşalım. Ama peki. Burada bir rezillik var. Bakın burada bir
Tamam. Teşekkür ediyorum. Size burada, teşekkür ediyorum. Burada siyasi ortamı tamamen kışkırtan, ondan sonra ateşleyen ve Türkiye'de edebi terbiyeyi falan siyasetin dışına atan çok vahim bir tavır var. Bunu anladım. Görmemiz lazım. Peki efendim. Yoksa çok teşekkürler. Ben de hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Nerede mücadele ettim? Doğru Bey, teşekkür ediyorum nerede size. Nerede mücadele ettim? Anladım. O da yanlış. Peki efendim. Şöyle bir 5-6 saniyelik gecikmeden dolayı Doğu Bey beni biraz geç duyuyor tabii ki. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu sorunu halledeceğiz. CHP'nin tasfiyesiyle ilgili geleceğim size Gürsel Bey ama onun öncesinde Ersan Şen çok kısa, çünkü 2 dakikada reklama gitmem lazım. Tamam. Ragıp Sarakol'un yazısıyla ilgili mi bir şey söyleyeceksin? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi çok kısa hocam. Bir defa ceza hukuku devletin keskin kılıcı. Yani neticede toplumsal düzeni ve barışı sağlamak için en son çare olarak başvurmanız gereken ceza hukukunu, düşünceyi, ifade, eleştiri, basınla ilgili o siyaseti dizayn etme aracına çevirmeye kalkışırsanız neticede sizin son raddede toplum düzenini sağlamak amacıyla kullanmanız gereken bir vasıtayı bizzat o toplumun düzeni ve barışını zedeleyen bir müessese haline getirirsiniz. Siz yazıdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla yazıyı okuduğunuzda görseller ve başlık itibariyle kötü kader, kötü yazgı demesi itibariyle o sorun olmakla beraber yazı içeriğine baktığınızda son iki paragrafta bir tahlilde bulunuyor. Ama buradan hareketle biraz önce Sayın Perinçek zannediyorum okuduğunda o kanaatini değiştirir. O dediğiniz manada işte o mahkus talihle rahmetli Menderes'in son durumunun hedeflendiği ve söylenmek istediği, bunun bu şekilde anlaşıldığı, bu mukayesenin bu şekilde yapılması gerektiği biçiminde yazdan bir sonuca varamıyorsunuz. Ama hocam manşeti, bakın, ama bir dakika manşeti, şimdi şöyle o fotoğraflar, haklısınız, fotoğraflarla ilgili ve o başlıkla ilgili bir sorun var ama bu sorunu yazı içeriğinde gördüğünüzde, baktığınızda esasında bir dönem ve iki dönem arasındaki bir tahlili yapmaya gayret ettiğini görüyorsunuz. Yani yazının herhangi bir yerinde bu şekilde bir nitelendirmeye varabilecek cümle yok. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Onu şöyle ifade etmeyin. Şimdi, bir araya gitmem lazım aradan sonra. Çok kısa hocam, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde birkaç ayda bir darbe diye sürekli bir tartışılıyor, söyleniyor. Ya milletin psikolojisi bozuluyor. Anlatabildim mi? Netice hem de bu günlerde, korona günlerinde. Netice itibariyle bakın, bu kutuplaşmayı, düşmanlaşmayı, eğer bu siyasilerin ardından gitse millet birbirine zarar verecek. Şimdi bizim tartışmamız gereken bu mesele mi diye baktığınızda değil. Bunun için zaten yapılması gerekenleri biraz önce konuştuk. Elbette kamu otoritesi yapmak zorunda. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların 2 aydır dükkanları, iş yerleri kapalı. Bir pandemi, tehlikeli salgın hastalık riski almış, her yeri sarmış. Öngörülebilirliği yok. Bugün Sayın Maliye Bakanı açıklama yaptı. Bu hastalık nedeniyle öngörüp bir şey net söyleyemiyor. Onu da konuşacağım sizlerle ama bir araya gitmem lazım. Esas yani bence siyasiler, iktidarı da muhalefet de bıraksın çatışmayı, bu tip çatışma dilini kullanmayı, şu sorunları çözme noktasında ya şu belediyelerle en azından merkez hükümet arasındaki farklı görüşler, çatışma, hocam, bizim bunları de para kazanmamız gidermek suretiyle lazım. En azından önemli, bu ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatsın. Bir esas gidelim onu da konuşacağız tabii ki. Hocam biraz, alternatif söylemlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet, yayına devam ediyoruz. Gürsel Bey, Sayın Erol, siz Ankara'ya gidelim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiyesi tartışması meselesiyle ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu da o konuda yorumda bulunmuştu. O konuda bir cevap hakkınızı ya da yorumda bulunmak istiyorsunuz. Sizi evet, dinleyelim. Ben, Buyurun efendim. İdem Hanım, önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatırlatma yapmak isterim. İşte bugün konuştuğumuz o derin devlet ve darbeci zihniyet var ya, bugün konuştuğumuz. Evet. O derin devlet ve darbeci zihniyet... Sayın Cumhurbaşkanı için bundan sonra muhtar bile olamaz deyip de siyasi yasak getirdiği dönemde, işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasfiye etmek istediği parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasağını kaldırarak bugün Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açtı. Bunu ne adına yaptı? Bunu demokrasi adına yaptı. Yani nasıl tek partili sistemden çok partili sisteme geçip iktidarı teslim ettiyse, bugün de aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasağını kaldıran parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse tasfiye edemez. Yani Cumhuriyet tarihiyle örtüşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle örtüşen bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Mecliste ideolojik altyapısı olan ve ideolojik temelden geçmişten gelen, 80 öncesi gelen iki tane parti vardır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu iki partisi de lider partisi değildir. Bu iki parti de ideoloji partisidir, kadro partisidir ve kitle partisidir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi 70 yıldır iktidar olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimleridir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet geleneğinden gelen liderleridir, genel başkanlarıdır. Bakın Atatürk'ten İsmet İnönü'ye, İsmet İnönü'den Bülent Ecevit'e, Bülent Ecevit'ten Deniz Baykal'a, Deniz Baykal'dan Altan Öğmen'e, Hikmet Çetin'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları... Peki Gülsel Bey, ben de onu soracaktım. Sayın Kılıçdaroğlu aynı gelenekten geliyor mu sizce? Devlet geleneğinden gelen bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel başkanları devlet geleneğinden gelmiştir. Yani Bülent Ecevit gençlik kollarından yetişmemiştir. İşte Hikmet Çetin gençlik kollarından yetişmemiştir. Deniz Baykal gençlik kollarından yetişmemiştir. Ama partinin içinden yetişerek, bürokraside yetişerek gelmişlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderleri devlet geleneğinden gelir, bürokratik kariyerle gelirler ve devlet geleneklerine göre Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetirler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi lider partisi değildir. Bakın geçmişte demin biraz önce örnek verdim. Türkiye'de başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapan liderler vardı. Partileri bugün var mı? Yok. Ama CHP var. Niye CHP var? CHP kadro partisi ve kitle partisidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi tasfiye etme anlamdaki söylemlerini bu devleti yöneten bir cumhurbaşkanı olarak ve kendi siyasi yasağını kaldıran muhtar bile olamaz denildiği ortamda CHP risk alarak, sorumluluk alarak demokrasi adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasağını kaldırarak bugün cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmıştır ve böyle bir söylemi Cumhuriyet Halk Partisi hak etmemektedir. Aslında konuşulması gereken konulardan birisi de bence bu. Yani bizim il başkanımızın veya grup başkan vekilimizin darbe girişimiyle ilgili söylemlerini bir kelimeye çıkarıp ön plana çıkarmak yerine bu ülkeyi yöneten devlet adına görev yapan cumhurbaşkanının bütün siyasi partilere ve siyasi parti genel başkanlarına eşit davranması gerekirken geçmişte bunun örneği var. İşte bugün partili cumhurbaşkanı olmanın sorunları bu. Yani devlet adına konuşan, devlet aklıyla hareket eden, devlet dilini kullanan bir makam değil, kendi partisinin ve siyasi geleceğini düşünen bir cumhurbaşkanı profili olduğu için bugün Türkiye'de temel sorun bu. Didem Hanım, aslında bunları konuşmak lazım. Tamam. Şimdi onları da zaten ufak ufak konuşuyoruz ama sizin ilave edeceğiniz var mı Ersan Hocam? Şu baro seçimleri meselesine geçmek istiyorum. Şimdi, siz de geçelim o meseleye. Öncesinde hemen şunu söyleyeceğim. Tabii bizim konuştuğumuz konu darbe çağrısı içeren sözlerin olup olmadığı ama Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten yönetim sistemi değişikliğinden sonra demokrasinin daha güçlendirilmesi, o seçim sistemi, efendim işte o %10 seçim barajı, delegelerin ne kadar katkı sağladığı, siyasi parti üyelerinin merkeziyetçi anlayışın terk edilmesi noktasında esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yol alması gerekir. Doğru, Sayın Gürsel Erol şurada katılıyorum. Yeni sistemin en önemli açmazlarından birisi kuvvetler ayrılığını yasama, yürütme, yargı erkleri arasında dengeli bir şekilde ve sert bir biçimde ayıracağını ifade ederken esasında yasama ile yürütmenin birbirine karıştığı bir noktadayız şu anda. Yani biz unutulmasın ki temsili demokraside halkın, milletin seçtiklerini yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğiniz mebuslar vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını vaaz ediyorsunuz. Ama yeni sistemin en önemli açmazlarından birisi ister istemez seçilmiş cumhurbaşkanının siyasi partiden geldiği noktada biraz önce o gündeme gelen eleştiri kendisini gösteriyor. Çünkü bir taraftan siyasi partinin lideri olması itibariyle konuştuğunda, diğer taraftan cumhurbaşkanı kimliğiyle konuştuğunda yasama ve yürütme üzerindeki o bir anlamda etkisi, yürütmenin elbette başı ama yasama üzerinden de siyasi partinin genel başkanı olması itibariyle etkilerini görebiliyoruz. Ama bunun şimdi tabii düzeltilmesi gerekiyor. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nde şunu da konuşmak lazım. Bu %51 meselesini aşmak lazım. Çünkü bu %51 meselesinin %50+1 meselesi. Aynen öyle. Onu onun, aşmak lazım. Onunla ilgili lazım. Aslında çünkü netice itibariyle bu sorun da beraberinde ister istemez her ne kadar işte %50+1 aldığınızda meşru gözükseniz de ama o cumhur ve millet ittifakları dediğimiz daha önceden işte terk edildiği söylenen koalisyonların mecburi birlikteliklerin olabildiğini görüyoruz. Hocam, bu da doğru. Yani bunların esasında konuşulması, bunların düzeltilmesi, efendim hemen bir yanlış anlama, yanlış nitelendirme. Yani insanlar o ifadelerini bu konulardaki yapıcı eleştirilerini ortaya koyduklarında meselenin farklı yönlere çekilmemesi lazım. Bunların esasında konuşulması lazım.
Peki. Bu konuda şimdi diğer başlığa geçeceğim ben ama özellikle yani Diyanet İşleri Başkanı'yla baro arasındaki... Buyurun hocam, İdem söyleyin. Tabii bir süre yayında yoktum. Koptu bağlantı, biliyorum, internet teknik bağlantısı. Teknik bir problem yaşadık. Evet, evet hocam. Yani ne konuştuğunuz dinleyemedim ama şu en son Ersan Hoca'nın söylediği hususlarda kendi zaviyemden farklı düşünüyorum. Şunu da konuştuk. Bir ara yayını izleyemediyseniz evet. Arakol'un yazısı üzerinden bir yürüyen bir şey tartışma vardı biliyorsunuz. Onu da biraz da, konuştuk ama. Bir şey söylemek söyleyin isterim. Sonra barolar, daha doğrusu Ankara Barosu'yla tamam. Diyanet İşleri Başkanı arasındaki polemiğe geçmek istiyorum. Çünkü evet. Baro seçimlerinin değişme ihtimalinden bahsediliyor. Bu daha önce konuşuluyordu ama bu kez biraz daha bununla ilgili hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Ama önce sizi dinleyeyim. Buyurun. Buyurun. Şimdi Zarakoğlu'nun yazısının internet ortamında düzelteyim, Twitter olarak paylaştığı ve tercih ettiği başlık'ın altındaki fotoğraflar makus kaderden çıkış yok. O yazının içeriğinde getirip topladığı aslında bir noktayı yani çok ince bir şekilde belki yapmış gibi görünebilir ama sonuçta bu sürecin oraya doğru gideceğini net olarak bir fikir olarak ortaya koyduğu çok açık. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Dolayısıyla burada çok açık bir idam sürecinin analizi yapılmış oluyor. Şimdi yeni süreçte ben 50 artı 1'i çok kıymetli görüyorum. 50 artı 1 Türkiye'nin siyasetinin fikri düzeyde ve siyasi partilerin fikri düzeyde konsolide olması, fikirlerde ortaklaşabilmesini, neler ayrıştırıyor, hangi fikirler farklı noktada ve o siyasi partileri doğuruyor, bunu belirleyebilecek son derece önemli bir aritmetik aslında. Şimdi artık siyaset eğer yürütmede hükümet olmak istiyorsa yürütme eliyle, o 50 artı 1'i düşünerek, her gönüle, her yöreye, her fikre sentezleyerek ulaşabilme becerisini ve fikriyatını sentezleyerek ortaya koyma iradesini gerekli kılıyor. Bu zahmetli bir iş, kolay bir iş değil. Her gönülü hedef almak, 50 artı 1 gibi bir çoğunluğu gönlünü ve tercihini elde edebilmek. Ama tam da bu noktada siyasete çok büyük rol düşüyor ve siyasete alan açılıyor. Bu açıdan halkın iradesinin bu denli kapsayıcı bir şekilde hükümet olması Türkiye açısından, istikrar açısından önemli. Türkiye'nin bu kucaklayıcı ve yaklaşımın ve siyaset dilinin Ersan Hoca'nın da yakındığı, evet o çatışmacı değil, kutuplaştırıcı değil. Bunun önlenmesi açısından da son derece kıymetli. Bu bir aslında suni bir önlem değil, doğal bir akış, bir süreç. Kendi içinde olgunlaştıracak bunu. Şimdi seçimlerden sonraki en önemli sıkıntımız bizim hükümet kurma krizleri. Yani ve o hükümet kurma krizlerinin zorunlu olarak insan partileri bir araya getirirken nedenli partilerin kendi çıkarları doğrultusunda aslında Türkiye'nin yararına mıdır değil midir ıskalayarak bakanlıkları paylaştıklarını falan hep biliyoruz. Hocam izninizle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak bazı değişikliklerin yapılabileceği, bununla ilgili bazı hazırlıklar yapıldığı bir ara iddia edilmişti biliyorsunuz. Ne dersiniz evet. Buna? Öte yandan hep başından beri bu sistemle ilgili tartışmalar, hatta sistem referanduma sunulmadan önce de ve sonrasında da, şimdi Sayın Ersan Şen de aynı şeyi hatırlattı. Yani Sayın Erdoğan'ın yönetiminden bağımsız kişinin hem Cumhurbaşkanı olması hem de parti genel başkanı olmasının, yani çift şapkasının olması, Sayın Devlet Bahçeli de aynı ifadede bulunmuştu. İşte muhalefetin eline koz verdiği, ileride bazı sıkıntılar yaratabileceği söylenmişti. Bu çift başlılık meselesiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu biz adına tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedik. Bizim için Cumhurbaşkanlığının bir sembolik, tarihi bir değeri, kıymeti var ve bu adlandırma tercih edildi. Aslında uyguladığımız şey bir Türkiye'nin de sentezlediği kuşkusuz kendi deneyimleri ve pratikleriyle bir başkanlık sistemi. Yani başkanlık sistemlerinde de başkanlar aynı zamanda siyasi partilerini isterseler genel başkanlar olabilirler. Amerika'da biraz farklıdır durum ama. Evet. Sonuç itibariyle bu bir anlamda şöyle yerine geçmişe gidin. Başbakanın rolüdür bu. Tamam. Başbakan da siyasi parti genel başkanıdır. Başbakan da yetki aldığın tüm ülkenin yürütme yani hükümet etme rolünü ve görevini üstlenir. Parlamenter sistemde de böyleydi sonuç itibariyle. Burada farklı olan şu, doğrudan millet hükümeti seçmiş oluyor.
meclisten çıkmıyor da direkt milletin verdiği yetkiyle hükümet kurulmuş oldu. Fark bu aslında. Burada belki şu önemli, tabii bir tarafsızlık yemini ediliyor, burada bir çelişki var, bir takım düzenlemeler gerekiyor. Aslında ben mevcut sistemin bir çerçeve değişikliği olduğunu, bunu ete kemiğe düründürecek, bizler gibi yurttaşın hayatına da olumlu yansıyacak. Mesela siyasette alan açılıyor ve siyasi temsilcileri doğrudan bizim seçebilmemizi imkan tanıyıp yasamanın gücünü arttırabilecek noktada siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu bu yeni sistemle uyumlu bir şekilde, ruhuyla uyumlu bir şekilde gözden geçirilip değiştirilmesini şart görüyorum. Hep baştan beri hep savunduk hep söylediniz. Birçok kişi de söylüyor ama biraz hayatta geçmesi zor oluyor galiba. Hocam şimdi bizim bir içeriğimiz var. Bu sistem tartışmasına girersek tabii, konu tabii. Öyle devam eder kuşkusuz ama tamamladınız mı yorumlarınızı? Çünkü bu barış seçimlerine geçeceğim hemen. Tamam. Peki tabii, Ersen Şen hocam çok kısa hocam tamam. Bu tartışmaya devam edelim. Şimdi Yaşar hocam da her programda bir şekilde konu geliyor. Kendimi daha iyi anlatmak adına söylüyorum. Şimdi %50+1 veya %51 her neyse bu bir meşruiyet tartışmasından çıktı. %50+1'i alan meşru olur. Bu doğru değil. Ben onu söylemeye anladım. Çalışıyorum. Yani daha az da seçildiğinizde yönetemeyeceksiniz gibi bir iddiada olamazsınız. İkincisi daha önemli, başkanlık sistemi veya cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana sevdası, gayesi sert kuvvetler ayrılığıydı. Ama siyasetten seçildiğinde ve bu o siyasette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en fazla milletvekili olan siyasi partinin genel başkanı olduğunda bugün biz kanun çıkarma çalışmalarını, tekliflerini hala tasarım mantığından kurtaramadık ya. Tamam. Şimdi nasıl hocam, kurtaracaksınız? Biliyorum. Dolayısıyla bu bunlar demokratikleşme biz... noktasındaki arızalarımız olarak kendisini gösteriyor. Peki. Bunlarla ilgili düzeltme iddialarında bulunmayı ciddiye almak destek, lazım. Mesele bu. Evet, buyurun, AK Parti'nin hocam. Desteklediği sonuçta Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin tek başına çoğunluğu yok mecliste. MHP ile birlikte bu sağlanabildi. Bunu da bu sisteme borçlu. Var, kanun yani çıkarabilir yasama... şu anda. Hiçbir sorun yok. Kanun yasamanı... Tabii, şu anda kanun çıkarabilir. Ha, mutlak çoğunluk yok ama değiştirebileceği. O dediğiniz yani anayasa değişikliği birlikte... anlamında. Anayasa değişikliği tabii, için değil tabii, mi hocam? Tabii. Ama onun dışında ama Cumhurbaşkanı'nın siyasi partinin hayır, genel başkanı olması itibariyle mutlak tasarrufu var. Şu, yani merkeziyetçi anlayışı zaten bizim siyasi partiler. Şunu söylemeye çalışıyorum. İki sandıktan çıkan sonucun farklılığını Türkiye bundan sonra daha fazla yaşayacak. Peki. Bunu nitekim Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de gördük. Bunu şimdi merkezi yönetim açısından da göreceğiz. Yeri anladım. Gelecek mecliste şimdi... tercihini milletvekillerine göre halk farklı kullanacak. Ama diyecek ki ben bu şahsa güveniyorum. Bu kişi peki. Türkiye'ye Yaşar hükümet hocam. Kurarsa benim adıma başarılı olur diyecek. Anladım. Dolayısıyla bunların hepsi birbirini de denetleyecek esas itibariyle. Tamam, sizle devam edeyim bu başlıktan, yeni başlıktan. Evet. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı... 50+1 konusunda 3 cümle söyleyebilir miyim? 3 cümleyle sınırlı olacaksa tabii ki, yoksa bu tartışma uzun bir tartışma. Uzun değil, 3 cümle. Tamam, 3 cümle peki 3 cümle. Tamam, yani, buyurun. Şöyle, 50+1 krizlere bir çözüm getirmedi. Bakın bu koalisyonları önlemek amacıyla savunulmuştu. Ama şimdi de 50+1'i bulmak için yine koalisyonlar yapılıyor. Ama o koalisyonlarda hükümet sorumlulukları paylaşılmıyor. Destek koalisyonları yapılıyor. Bugün de sonuç itibariyle 50+1'i bulmak için AK Parti, MHP, başka partiler işbirliği yapıyorlar. Onun için bu 50+1 sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı'nın 5 sene bir hükümet başkanı olarak atanmışlardan, kabineden oluşan bir hükümet kurmasına yol açtı. Bakın hükümet kavramı gitti, kabine diye bir şey geldi. Kabinenin bir otoritesi olabilir mi? Kabine diye herkesin sayacağı, seveceği bir otorite bizim peki, anayasa tarihimizde. Doğu Bey, teşekkür ediyorum. Bu arada sistemi değiştirdik. Ya. Doğu Bey bizi daha erken duyuyor. Biz de çok mutlu olduk. Daha rahat, sağlıklı bir tartışma yapıyoruz bu şekilde. Şimdi Yaşar yani bu hocam, koalisyon ve hocam, seçim sonrası koalisyonlarla seçim öncesi ittifakların çok önemli bir farklılığı var. Buna da mutlaka aslında dikkat çekmek gerekir ama vakit peki, yoksa girmeyeyim. Hayır, diğer başlığa geçmek istiyorum çünkü o tartışmayı peki, zaman zaman çok yaptık. Hep aynı tartışmaya peki, dönüyoruz. Bir kısır ama şey ama dediğiniz gibi bu konu önemli bir konu. Tabii ki önemli. Ben önemsiz bir şey söylüyorum. Ben Yaşar Hoca'ya da Ersan Bey'e de Doğu Bey'e de katılıyorum. Yani Türkiye'de şu anda bana göre yapılması gereken en önemli ve acil işlerden birisi özgürlükçü bir anayasa
ve gerçekten yeni bir siyasi partiler yasası. Efendim bunu biz zaten referandumdan önce sürekli konuşmadık mı? Dedik ki siyasi partiler kanunu ve seçim kanununun değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili kaç tane yayın yaptığımı hatırlamıyorum. Siz hep aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Yorumcular da aynı şeyi söylüyor. Hatta işte referandumdan önce Can Paker'in dedikleri de hala kulağımda ama hala bunları konuşup duruyor. Önemsiz diye demiyorum. Ben akışımdan devam etmek istiyorum. Şimdi Yaşar Hocam sizle devam edeceğim. Tabii bununla ilgili belki önümüzdeki günlerde ayrı bir tartışma başlığı açabiliriz. Şimdi Sayın Ali Erbaş, Yaşar Hocam, zina ve eşcinselliği eleştiren bir hutbesi oldu Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın. Şimdi Ankara Barosu da çağlar ötesinden gelen bir ses diyerek bunu eleştirdi. Fakat mesele yargıya taşındı ve arkasından da şimdi baroların seçim sistemini değiştiren bir yasal düzenlemeden söz ediliyor. Mesele baroların seçim sistemini değiştiren yasal düzenlemeye nasıl geldi, niçin geldi? Sizi dinlemek istiyorum. Buyurun efendim. Evet. Şimdi tabii önce bu Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesindeki değindiği noktadan sonra, yani ayet sonuçta kendi fikrini söylemedi. Evet. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti paylaştı toplumla. Hı hı. Ardından Ankara Barosu'nun açıklamasına bakıldığında buradan o kadar çok farklı anlamlar çıkıyor ki bu baronun açıklamasına. Sonuçta bu hukukçuların kaleme aldığı bir metin. Son derece özenli, titiz olması gerekirken, yani şimdi çağlar ötesinden gelen bir ses, şahıs, ardından bunun bir kesimi nefretle aşağılama vesaire deyip bu noktada maksadını aşan, farklı yorumlanmasına imkan tanıyabilecek özensiz bir metin ortaya çıktığı çok açık. Yani bu epey bir zamandır özellikle Batı toplumlarının bir kısmında, özellikle siyasetçiler eliyle, onların bir kısmı eliyle bilinçli bir şekilde sürdürülen o yabancı düşmanlığı içerisinde özel bir başlık açan İslamofobi anlayışını, bir nefret yaklaşımına götürebilecek bir içerik. Bunun ne faydası var? Yani bunun bu açıklamayı baronun yapmasının, Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alarak ortaya koymasının zorunluluğu nedir? Baronun bu noktada bu görevi kendinde görmesinin sebebi nedir? Üstelik de bu kadar kötü bir dil, özensiz bir dil, İslam anlayışını zedeleyebilecek birçok, inananları zedeleyebilecek birçok cümlenin kullanılmasının sebebi nedir? Dolayısıyla bütün bunlar sorunlu. Sonuna peki kadar efendim, bir yaklaşım oldu bu. Seçim sisteminin değiştirilmesi planlanıyor. Nispi temsil sisteme getirilmesi planlanıyor. Buradaki amaç ne peki? 2021 yılında Mayıs ayında Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi var. Şimdi özellikle İstanbul ve Ankara Barosu çok etkili Türkiye Barolar Birliği'nde ağırlıklı bir yeri de var. Seçim sistemini değiştirmek neden efendim? Niçin değiştiriliyor baroların? Açık söylemek gerekirse ben bu konuyu incelemiş değilim. Yani orada Ersan Şen Hoca bu işin içinde, baro üyesi. Ben onu dinlemek isterim. Peki. Ben şunu isterim yalnız. Bütün sivil toplum örgütlerinin gerçekten geniş katılımlı, demokratik temsiliyeti sağlayabilecek ama aynı zamanda başta dediğim gibi o siyasi partilere düşen görevin dışında sivil toplumun da görevi toplumun meslek mensuplarının bir araya geldiği kurumların o mesleki sorunlarını en iyi savunabilen, onlar için Türkiye'nin yararını olabilecek bütün o süreçleri takip eden, bunun savunuculuğunu yapan, bunu sonuna kadar Türkiye'nin çıkarları için kullanan siyasetteki duruşu da, siyaset geniş bir alan, herkesin siyasette bir pozisyonu olmalıdır. Siyasetteki pozisyonunu da bu amaç için değerlendiren noktada olmalıdır. Anladım. Ama biz görüyoruz ki birçok konuda barolar olsun, bir takım odalar olsun öyle açıklamalar geliyor ki ben yine hatırlıyorum, yine zannediyorum sizlerin programlarına da denk gelmişti. Tam da bu Suriye'nin kuzeyindeki PYD PKK oluşumuna ilişkin operasyonların başladığı bir dönemde İzmir Barosu'ndan bir açıklama gelmişti. Şiddetle eleştirmişti. Evet. Yani bunu nasıl yaparsınız, böyle bir dili nasıl kullanırsınız diye. Bu açıdan bu tür noktaları benimseyen bir klikleşme, bir yapı, seçim sistemlerinin sebep olduğu bir şeyse kesinlikle düzeltilmelidir. Peki. Hemen Doğu Perinçek'e sorayım. Sayın Perinçek, barolarda bu tür klikleşme olduğunu düşünüyor musunuz? Efendim, devlet örgütüyle
devlet örgütü dışındaki alanı birbirinden dikkatle ayırmak lazım. Yani devlet ve hükümet, Bayındırlık Bakanlığı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı, devletin örgütlenmesini, kuruluşunu istediği gibi düzenler. Ama devlet dışı alana, yani buna siyasi partiler de dahildir. Yani siyasi partiler, efendim meslek örgütleri, kitle örgütleri vesaire, onların tüzüklerine, seçim sistemlerine falan devletin karışmaması gerekir. Onun için barolar kendi seçim sistemlerini kendileri yaparlar. Yoksa baroların seçim sistemini hükümet ve devlet yapmaz. Ama tabii genel olarak derneklerde, barolarda, meslek örgütlerinde vesaire demokratik süreçlerin korunması açısından bazı genel hukuki düzenlemeler yapılabilir. Onun için hükümetin ve devletin barolar, tabip odaları, efendim siyasi partilerle ilgili yeknesak, tek tür tüzükler yapması, düzenlemeler yapması veya barolara sen şöyle bir seçim sistemi uygulayacaksın diye bir dayatmada bulunması son derece yanlış. O zaman o meslek örgütünün bağımsızlığı, özelliği, kendi mesleğini korumak için yürüteceği süreçler, çalışmalar falan, bunlara hükümet tarafından demokratik olmayan bir müdahale oluyor. Onun için bence baroların seçim sisteminin hükümet tarafından veya da yasama organı tarafından düzenlenmesi temel prensip açısından. Peki Doğu Bey, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'la Ankara Barosu arasındaki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? O tartışma Ankara Barosu'yla Diyanet İşleri arasında değil. O tartışmanın başlangıcı, bakın işte burada gösteriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy ve Şişli biraz belediyeleri. Diğer tarafa getirin, evet. Hangi tarafı göstereyim? Tamam. Şişli belediyeleri bir pankartlar yaptılar. 23 Nisan'da LGBTİ çocuklar vardır. LGBTİ çocuklara, yani eşcinsel çocuklara özgürlük diye yürüdü. Yani bu vahim bir durum. Yani çocuklara eşcinsellik dayatmak. Kadıköy Belediyesi mi yaptı onu? Kadıköy Belediyesi. Kadıköy ve Şişli yaptı. İki belediye yaptı. İşte resmini de gösteriyorum. Bu pankartlarla yürüdü. Altında Kadıköy Belediyesi'nin imzası da var. Gösterdiğiniz tarafın diğer tarafına gösterirseniz, kamerayı ortaya doğru getiren, şimdi biraz yukarı doğru olmadı. Tam yüzünüzü kapatacak şekilde gösterin. Yüzünüzü tamam. Kapat. Tamam şimdi gördük. Tamam. Evet. Evet. Şimdi bu Aydınlık Gazetesi'nde o pankartı yayınladılar ve herkes de biliyor bunu. Tamam, bunun gördük. Üzerine, evet. Bunun gördük. Üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklamada bulundu ve bence Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması Türkiye'nin bugünkü toplumunu, ailesini, temel ahlakını korumak bakımından çok yerinde bir açıklama. Yani bir açıklama Diyanet İşleri tarafından yapılınca yanlış olmaz. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın burada dinsel referanslar, kaynaklar göstermesi, onun tabii meslek kurumsal tutumuyla bağlantılıdır. Kur'an-ı Kerim'e gönderme yaparak referanslarını ortaya koydu. Ben orada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eşcinselliği, çocuklara eşcinsellik dayatılmasını, mahkum etmesini, lanetlemesini çok isabetli görüyorum. Yani bugün eşcinselliğe özgürlük yok efendim. Biz kimsenin eşcinsel olmasına bir şey demiyoruz. İsteyen eşcinsel olsun, ama bunu böyle bir propaganda haline getirmek, topluma yaymak, hele hele çocuklara, 18 yaşından küçük çocuğa eşcinsellik propagandası yapmak ve bu şekilde belediyelerin bunu alet olmaları çok çok yanlış. Bunun karşısında sessiz kimse kalamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı da tebrik ediyorum, sessiz kalmamıştır. Bundan sonra Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağ dışı falan filan gibi suçlamalar yöneltmesi son derece isabetsiz. Allah'tan Sayın Metin Feyzoğlu, Barolar Birliği Başkanı, burada tavır aldı ve baroları kurtaran, aynı zamanda Türk toplumunun birleştiği üzerinde değerleri ve geleceğine ilişkin sağlığını ve ahlakını kurtaran açıklamalarda bulundu. Metin Feyzoğlu'nu da Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte tebrik ediyorum. Peki Ersan Hocam, bu tartışmaya nasıl bakıyor? Önce Diyanet'le Ankara Barosu arasındaki bu tartışma, sonra seçim sisteminin değişmesi meselesi. İkinciye cevap vermeyi tercih ederim ama bıçak sırtı konu. İlkiyle ilgili şu tespiti yapayım. Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması Cuma hutbesinde, baktığımda hutbe önümde.
Tabii başka alanlara da girebilirdi Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Yani haram olan veya işte kul hakkı ile ilgili noktalara da girebilirdi ama üzerine temizlik kavramından giderek bu açıklamaları yapmış ve neticede ayetlere numaralarıyla, isimleriyle atfetmese de evet doğru, Kur'an'da yasak olan, Kur'an'da haram kılınan, geçmişte olumsuz örnekleri Kur'an'da gösterilen bazı meselelere değinmiş. Onlardan birisi de bu eşcinsellik meselesi ve devamında ortaya koyulan Cuma hutbesinde. Bunu bir haham sinagogda veyahut da papaz, rahip efendim kilisesinde yapıp söyleyebilir. Ha, kullanacağı lisan farklı olabilir, onu bilemem. Şimdi bunun üzerine buradan hareketle siz Diyanet İşleri Başkanlığı efendim işte o 216. maddeyle halkı kim ve düşmanlığa tahrikle suçlayabilir misiniz? Hayır. Çünkü neticede Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması İslam diniyle ilgilidir. Tüm dinlere hizmet etmez. Zaten o kisveyi de giyer. O şekildedir. Esasında İslamiyet'i mi temsil eder? Değil. Diyanet İşleri'nin başkanı olarak laik bir sistemde yerini almaktadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci maddesinde laiklik esası vardır. Bir dine dayalı değildir. Ama inananların çoğunluğunun Müslüman olduğu noktası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri'nin bir başkanlığı, onun da başkanıdır. O sıfatla konuşmaktadır. Evet. Şimdi buna karşı Ankara Barosu'nun ortaya koyduğu açıklama, Ankara Barosu daha sonra bir açıklama daha yaptı. Bunu yapabilme yetkilerinin avukatlık kanunundan olduğunu ifade etti. Ben açıklama içeriğiyle ilgili de konuşacağım. Gerçekten baktığınızda avukatlık kanunun 76-95 Barolar Birliği ile ilgili 110. maddelerinde insan haklarını, hukukun üstünlüğünü işte savunmak, korumak, bunlara işlerlik kazandırmak noktasında faaliyetlerle yetkilendirilmişler. Şimdi baktığınızda Ankara Barosu kullandığı lisan hatalı. Ben de doğru görmüyorum. Ancak eşcinselliği ve onların işte LGBTİ adı altında toplanan o insanların esasında haklarını savunduğunu, bu şekilde bir ayrımcılığın yapılmaması gerektiği noktasından eleştirisini yöneltiyor. Yani ha, ayrımcılık üzerinden bir eleştirisi var. Evet, tabii. Neticede baktığınız zaman o. Açıklamı ama eleştirisine dedim, ve söylediklerine ortaya koyduğu noktada evet tartışılması gereken ne? Acaba söylendiği gibi, iddia edildiği gibi Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kanundan kaynaklanan kendisi açısından yaptığı açıklamadaki o sözleri, o beyanatı gerçekten Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin 3. fıkrasındaki halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama mıdır, değil midir? Ben onu göremedim, açık söyleyeyim size. Ha neyi gördüm olabilirse, neyi tartışabilirsiniz? O da Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin 3. fıkrasında 131. maddeyle birlikte hakaret suçunu görebilirsiniz. Kişiyi hedef almayı görebilirsiniz. Dini hedef alma yok burada. Kişiyi hedef alma varsa, o kişi üzerinden eleştiri aşılmışsa, hakaret içeren sözler mevkiine varmışsa, suçta cezada kanuni prensibi açısından o suçun maddi unsurundaki fiili ve kastı varsa tabii ki bunu, bu yazıyı hazırlayan, yayınlayan kişi veya kişilerin, onların değerlendirmesi öyle yapılır. Ama mesele öyle bir noktaya geldi ki, bir taraf diğer tarafı, siz kardeşim burada işte Diyanet İşleri Başkanı olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyorsunuz. İşte LGBT'lileri düşmanlaştırıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz. Diğer tarafta dedi ki senin kullandığın lisan, yine siyasetçiler için söylediğimiz üslup, bir çatışma dili çerçevesinde kullandığın lisanın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok ama o 216. maddenin 3. fıkrası kapsamında değil benim kanaatim. O benim değerlendirmem. Belki olsa olsa hakaret suçu kapsamında 125. maddenin 3. fıkrasında kişiyi kamu görevinden dolayı, ifa ettiği kamu görevinden kaynaklanan o yetkisi sebebiyle hakarete maruz bırakmak şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki, asıl gelelim asıl şey, mesele evet mesele, asıl mesele şimdi baro seçimi. Aynen öyle. Şimdi esasında baktığınızda baro ve Barolar Birliği anayasal müessese. 135. maddesinde barolar içinde klikler var mı hocam? Her yerde olabilir. Siyasette de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olabilir, AK Parti'de de olabilir, başka sivil toplum örgütlerinde de olabilir. Düşüncenin olduğu, insanın olduğu her yerde bir takım menfaat çatışmaları da olabilir, farklı görüşler de olabilir. Yani bunu solcuyum dediğinizde solcu olan kişilerin hepsini aynı mevkide değerlendirebiliyor musunuz? Bunun daha farklısı vardır, aşırısı vardır, daha efendim işte düşünceleri itibariyle liberal olanlara yakın olanı vardır. Yani böyle bir değerlendirme yapamazsınız. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Şimdi klikler var demek suretiyle. Şimdi şu iki kavram çok tehlikeli. Bir, iktidarla iyi geçinmek. İkincisi ele geçirmek.
Şimdi ele geçirme kültürü üzerinden sivil toplum örgütlerine, ki bence bu sivil toplum örgütünü aşan bir müessese, çünkü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu dayanağını anayasanın 135. maddesinden alır. Anlatabildim mi? Şimdi bu tartışma Sayın Feyzoğlu üzerinden 2014 yılında Danıştay'daki tartışmayla gündeme geldi zaten. O da Türkiye Barolar Birliği'nden Türkiye isminin alınması, diğer başka kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından Türk isminin alınması. O zaman biz de dedik ki bunu bu şekilde yapamazsın. Evet, kanun değişikliğiyle yapabilirsin ama doğru değil. Çünkü bu müesseseler Türkiye Cumhuriyeti'ne örneğin 100 binin üzerinde 150 bin stajyerleriyle yaklaşmış baro. Baro dediğiniz zaman, ya baroya mensup olmayan avukat olmaz. Biz bu tür bir tartışmanın içine geldik. Niye? Çünkü siyasetle çatışma içinde olduğu düşünülen o yönetimlerle ki o sorunu çözemediğinizde ne yapıyorsunuz? İki şekilde müdahale ediyorsunuz. Ya baskılıyorsunuz ya ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Biraz önce Sayın Perinçek çok doğru söyledi. Esasında baroların da siyasetle çatışmaması ama siyasetin de o baro yönetimlerine müdahale edecek biçimde bir takım değişikliklere gitmemesi lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Sözünüzü şu. Sayın Metin Feyzoğlu ile çatışma dönemi dediğimiz o dönemde, yani 2014 yılından 2019 yılına kadar aşağı yukarı esasında Barolar Birliği'nin yönetimi üzerinde de bu tartışma konuşuldu. Ama ne zaman Metin Feyzoğlu ile ilgili olan tartışma sonuçlandı ve Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı olarak bazı büyük barolarla, öyle söyleyelim, Samsun'da toplantıdan sonra başladı, mali yıl toplantısından sonra görüldü ki ha, şimdi siz Barolar Birliği Başkanlığı Mayıs'ın 2021 tarihinde kimle seçeceksiniz? O 2020 yılının zannediyorum Ekim aylarında seçimlerini tamamlayacak baroların belirlediği delegelerden. Delege sistemi nedir? Ona baktığınız zaman esas bu. Konu bu. Bir defa baro seçimlerine müdahale edemezsiniz. Baro seçimleri adaletli. Sorun yok. Yani her ilde, Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 baro var. 81 ilde 80 baro var. Sadece Gümüşhane, Bayburt değişimli bir başkanlık sistemini götürüyorlar. Bir de Barolar Birliği Başkanlığı var. Ama ben her soruyu açık ve net sorayım. Çok net sorayım. Eğer bu sistemde devam edilirse, bu nispi temsil sistemi gelmezse, bu baroların seçim sistemi gelmezse Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmez mi? Şimdi ben niyet okuyuculuğu yapamam. Tabii düşüncem var. Elbette düşüncem var. Konu oraya var. Doğru oraya geldi sanki. Şimdi ama söylemek istediğim şu. Şimdi siz o yönetime müdahale etmek, birisini seçtirmek veya bir şekilde değişikliğe gitmek gayreti içerisinde demokrasi, demokratikliği esas almak suretiyle Barolar Birliği'nin veya baroların seçim sistemlerine müdahale ettiğiniz zaman bu bir yapbozdur. Bu bir müdahaledir. Esasında maksadınız orayı değiştirmek veya orayı sabit bırakmaksa bu yapılan külliyen yanlıştır. Benim söylemek istediğim bu. Şimdi ama bu tartışma bugünün konusu değil. Şimdi konu ne? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde barolara baktığınız zaman her baronun 3 doğal delegesi var zaten. Başkanı ve iç üyesi. Sonra 100'den sonra artı 300, her 300'de yani 400'e geldiğinizde bir delege, 700'e geldiğinizde bir delege. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle İstanbul Barosu'nu kimse durduramıyor. Yani niye? Çünkü her 300'e bir delege aldığınız zaman 50 binlere gelmiş avukat sayınızla sizin elbette Barolar Birliği üzerinde... Kaç delegesi var İstanbul'da? Yani netice itibariyle işte kaçsa en son geçmiş seçimdeki üye sayısı, o üye sayısınca delege belirlenmiştir. Çünkü 100'den sonra her 300'de bir delege aldığına göre İstanbul Barosu'nu, dünyanın en büyük barosu olan bu baroyu kimsenin yakalayabilmesi mümkün değil. Şimdi eğer mesele İstanbul Barosu bizden değil... Bu nedenle İstanbul Barosu'nun delege sayısını düşürmek istiyorum derseniz her 300'de bir delege seçme yerine her 1500'de, her 2000'de, her 3000'de bir delegeyle temsil edilirsiniz. Getirirseniz İstanbul Barosu'nun delegeleri marifetiyle Barolar Birliği Başkanlığı'nın seçmesine müdahale edersiniz. Ama bunu yapma gayeniz gerçekten demokratikleştirme mi? Nispi temsil sistemi gerçekten yerleştirme mi? Yoksa mevcut Barolar Birliği Başkanı'nı tutma veya değiştirip bir başkasını seçilebilmenin önünü açma mı? Şimdi şunu da şöyle de bakabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki antidemokratik yargı bağımsızlığına da müdahale olur. Diyebilirsiniz ki ya baroların başkanlarının da hatta en fazla oy alan 3 kişiden Barolar Birliği Başkanı seçsin. Barolar Birliği Başkanı da en fazla 3 oy alandan Cumhurbaşkanı seçsin. Böyle bir sistem olmaz. Şimdi mevcut sistem doğru. Mevcut sistemde aksadığı söylenen sadece şu, küçük barolar olarak yani sayı itibariyle az sayıda olan baroların delegelerinin az olması. Yani 500 üyesi olan bir baro ile 50 bin üyesi olan bir baronun delege sistemi ve Barolar Birliği üzerindeki etkinliğini ayırtabilir misiniz? Tutamazsınız. Ama siz sisteminiz itibariyle hatalı başlamışsınız. Bütün avukatlar buraya yığılmış. Anladım. Bunu 81 vilayete yayamıyorsunuz. Ona yayamamadan kaynaklanan sebeple esasında demokratik sisteme müdahale ediyorsunuz.
Niye? Çünkü İstanbul'un günahı şu mu? 50 bin 60 bin avukat olması mı? Bu kadar avukata izin verme. Bu kadar avukatın burada bulunmasını sağlama. Bunu yapamıyorsun. Yapamadığın yerde Barolar Birliği'nde efendim işte bu delege meselesini biz düzeltelim. Her 300'de bir delege değil, her 1000'de, 1500'de, 2000'de bir delege çıkarsın mantığıyla hareket ettiğinizde insanların aklına şu geliyor. Belki yapmak istediğiniz iyi, ha burada biraz önce bahsettiğiniz gibi Sayın Barolar Birliği Başkanı'nı tutmak veya göndermek, yerine bir başkasını seçmek için kişisel bir müdahalede mi bulunuyor? Şu anda zaten ana sorun bu. Ama kanaatim odur ki Sayın Barolar Birliği Başkanı da, barolarımız da, siyasilerimiz de bunun en azından bir değişiklik olacaksa bile kişisel müdahale veyahut da birilerinin bir yerlere getirilmesi amacıyla değil, gerçekten doğru düzgün olanını tercih etmek şeklinde yapılması gerektiğini söylüyorum ki esas önemli olan avukat haklarının korunması. Avukatların mesleki haklarının korunması. Anladım. Esas konuşmamız gereken nokta bu. Bu sorunun yanıtını Doğu Bey'den de almak isterim. Sonra aranın ardından Gürsel Erol'a gideceğim. Sayın Perinçek, burada Metin Feyzioğlu'nun, Sayın Feyzioğlu'nun tekrar Türkiye Barolar Birliği. Çünkü bir ara Sayın Feyzioğlu'nun Sayın Erdoğan'la farklı araları kötüydü. Şimdi iyi Sayın Metin Feyzioğlu'nun. Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz? Metin Feyzioğlu'nu tekrar Barolar Birliği Başkanı seçtirmek için bu hamle yapılıyor olabilir mi? Bu tür yorumlar da var biliyorsunuz Doğu Bey. Buyurun efendim. Efendim ben şahıs açısından bakmıyorum. Prensip açısından tavrımı söyledim. Devlet dışı kurumlara devlet hiçbir şekilde böyle bir müdahale yapmamalı. Yani her kuruluş, meslek kuruluşu, dernek, kitle örgütü, sendika bunlar kendi tüzüklerini yaparlar. Kendi seçim sistemlerini belirlerler. Hükümet, devlet onların seçim sistemlerini yukarıdan tayin etmez. O zaman o kuruluşlar kalmaz. Siyasi partiler de buna dahildir. Yani siyasi partiler hukukunda da temelde tartışılan bir konudur. Ama bir başka konuda bir iki cümle daha söyleyeceğim. Bu eşcinsel haklarının savunulması açısından Ankara Barosu'ndan bahsedildi. Burada eşcinsel haklarının savunulması diye bir şey yok. Eşcinseller de vatandaştır. Yani herhangi bir vatandaş gibi anayasadaki haklarına sahiplerdir. Ama eşcinsellerin çocuklara ve topluma eşcinsel propagandası yapması veyahut belediyelerin çıkıp ortalığa ondan sonra 23 Nisan'da hele çocukların eşcinselliği propagandasını yapması vahim bir durum. Bakın buna bu bir eşcinsel haklarının savunulması değildir. Bu doğrudan doğruya topluma yozluğun, çürümenin propagandasıdır. Ona karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın tavır alması Türkiye'nin sağlığı bakımından çok iyi. Metin Feyzioğlu da şunu söyleyeyim. Çok esaslı. Türkiye için büyük bir şanstır. Ben de bir hukukçuyum ve aynı fakülteden geliyoruz. Çok değerli, çok beğendiğim bir hocamız ve hukukçumuzdur. Ama tamam hocam. Tabii onu kim seçecek? Barolar seçecek. Anladım. Ona müdahale etmek lazım diyorsunuz. De peki. İdem Hanım ben de şöyle yapacağım. Bir araya gitmem lazım. İsterim. Aranın ardından bir söz vereceğim. Siz Ersun hocam çok kısa çünkü şunu söyleyeyim. Şimdi bizim bence en tehlikeli noktamız makbul yani geçerli ve makbul olmayan, geçerli olmayan vatandaş gibi bir ayırıma gitmemiz. Yani ne demek sivil toplum örgütlerini veyahut da baroları veyahut da diğer kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşlarının yapısını, yönetim biçimini değiştirmek. Yani buralara hak etmiş bu insanlar gelmişse, seçilmişlerse bunların değiştirilmesi maksadıyla eğer değişiklik yapma gibi bir gayretin içine giriliyorsa ve bizim meslektaşlarımız da bunun içinde peşinde olacaksa bu yanlış kardeşim. Peki, şöyle yapıyoruz, bir ara veriyoruz Gürsel Bey, daha sonra Yaşar Bey ile hocamla devam ediyorum. Biraz ara sonra beraberiz. Evet, yayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bazı cevap hakkını kullanmak isteyenler var. Onunla bir gönderdikleri mesajı aktaracağım şimdi ama Gürsel Bey sözü hemen size vereyim. Baro seçimleri. Mesele Diyanet ve Ankara Barosu arasında yaşanan tartışma seçim sisteminin değişmesine doğru gidecek mi acaba? Ne düşünüyorsunuz? Çok kısaca sizden de yorumlarınızı alayım. Biraz önce Doğu Bey bizim İstanbul'da iki belediyemizin Kadıköy ve Şişli Belediyemizin
LGBT çocuklarla ilgili bir broşüründen bahsetti ve eyleminden bahsetti. Evet, bana da açıklama geldi. Sanıyorum Doğu Bey eksik bilgi verilmiş. Şöyle ben de evet, o zaman o konuyla ilgili Kadıköy okuyacaktım. Şişli Belediyesi değil. Efendim izninizle okuyayım ben. Muammer Keskin Şişli Belediye Başkanı göndermiş. Buyurun. Diyor ki Sayın Muammer Keskin, Didem Hanım diyor, Doğu Perinçek'in Şişli Belediyesi'nin adını kullanarak yanlış bir değerlendirme yapmaktadır. Konunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Şişli Kent Konseyi'nin bir değerlendirmesidir. Bizi de bağlayan ya da bizim sorumluluğumuzla ilgili bir konu değildir. Zaten bizim amblemimiz de orada yoktur diyor. Ve Kent Konseyi'nin az önce telefonla da aradı. Kanunla kurulmuş bir bağımsız bir kurum olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla Şişli Belediyesi'nin ya da Kadıköy Belediyesi de aynı açıklamayı göndermiş. Bir ambleminin olmadığını söylüyor. Kent Konseyi'nin buyurun efendim. Kent Konseyi'nin oluşumu ile ilgili belediye başkanının ve ilgili belediyenin bir yetkisi ve tasarrufu yoktur. Oradaki sivil toplum örgütlerinden, mahalle muhtarlarından oluşan bir yönetimdir. Hı hı. Yani belediye başkanı Kent Konseyi'nin yönetimde şimdi, kimler olacak onu belirleme yetkisi kanunda yoktur. Kanunda var, yönetmelikte var. Kanunda var, yönetmelikte var diyor. Var. Kent Konseyi'nin kimde mülki idari amir de yer alır, belediye başkanı veya temsilcisi. Ama biz yokuz diyor. Yani normalde olmak zorunda. Yokuz diyor. Bizim amblemimiz yok diyor. Buyurun efendim. Yönetimini belirleyemez. Efendim müsaade Ersan misiniz? Bey yönetimini doğru belirleyemez. Doğru bak olabilir ama mesela belediyenin meclisinin başkan vekili genel kurulunu topluyor. Yönetimini yani, belirlemiyoruz diyor. Etkinliği ne kadar bilemem ama içinde varlar yani. Tamam peki. Doğru Bey. İçinde varlar ama yönetimini onlar belirlemiyor. Onlar tamam. Temsilen varlar ama yönetimini onlar belirlemiyor. Ya bu fiillerde dahilleri yok yani haberleri yok. Biz dahilimiz yok diyor Doğu Bey. Amblemi var mı Şişli Belediyesi'nin ya da Kadıköy Belediyesi'nin? Ben tabii göremediğim için. Bir amblem var efendim, mı belediyenin? Bana gelen WhatsApp'tan fotoğraflarda ikisinde de yok. LGBT yürüyüşlerine CHP'nin geçen yıl 33 belediyesi destek oldu. Yani şimdi ya iki belediyede bakın ayrıca olabilir Doğu Bey bu normaldir yani şimdi değil. Hayır, bak gösterilenler 2011'de bunlar özgürlük değil. Fransız İhtilalinin beyannamesinde, Amerikan İstiklal Beyannamesinde, İnsan Hakları Beyannamesinde, Evrensel İnsan Hakları Beyannamelerinde çocuklara LGBT eşcinselliği dayatma diye bir özgürlük yok. Anladım. Biz bunun karşısındayız. Doğru Bey, çok az bir zaman kaldı. Gürsel Bey de bir yorumla bulunsun. Peki bu emperyalist, küriyen... Ya LGBT'lerle ilgili yasal düzenlemeyi 2011 yılında AK Parti döneminde yapılmış. Dernek 22 dernek kurulmuş yaptı. Ve İstanbul'da 170 odalı tamam. LGBT oteli açılmış. Yani şimdi toplumsal tamam. Cinsiyet eşitliği hakkı verilmiş. Yani devlet aslında bence doğru yapmışlar, yanlış yapmamışlar. O zaman ona karşı çıkın. Niye? Ona karşı çıkın CHP hayır, olarak. Hayır hayır, karşı, ona karşı çıkmam mı? Niye çıkmıyorsun? Doğu Bey, devlet 83 milyon yurttaşına yurttaşlık hakkı anayasal hakkıyla bakar. Yani onun efendim, cinsiyetine göre karar vermez. Olur mu öyle şey? Ayrıca bence doğru bir iş yapmış AK Parti bu konuda. Hayır efendim, işte bakın işte kimliğinizi ortaya koydunuz. Anayasada vatandaş hakları sayılmış. Bu anayasadaki vatandaş hakları arasında çürümeyi... Doğu Bey yapmayın Gülsel Bey. Tamam bir Gülsel Bey de bir yorumda bulunsun. Ya, bir zaman daralıyor hayır, çünkü. Pardon, evet, buyurun. Evet, yani neyse bu konuyla ilgili ben bu değerlendirmeyi yapmak isterim. Bu konuda AK Parti döneminde yapılan düzenlemelerin hepsi doğrudur. Çünkü bir devlet yurttaşlarına karşı anayasal hakları üzerinden onların güvencesini aldılar ve doğru işler yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Yani sonuç itibariyle kendi etki ve yetki alanında açıklamalar yapmaya da yetkilidir. Bununla ilgili açıklamalarıyla ilgili başka bir kamu kuruluşu niteliğinde olan Barolar Başkanlığı gibi Ankara Barosu'nun tepki vermesi, açıklama yapması, açıklamayı değerlendirme yapması hakkı da vardır. Ama Doğu Bey'in de, Ersan Bey'in de demin bahsettiği gibi sivil toplum örgütleri, dernekler, odalar, meslek kuruluşları, siyasi partiler kendi tüzüklerini, seçim sistemlerini, üyelik haklarını, delegelik haklarını kendi kongrelerinde verirlerler. Yani bir hükümetin bunu bir güç olarak kullanıp oranın yönetimiyle ilgili bir tasarrufa yönelik delege sistemini, yönetim sistemini, işleyiş sistemini değiştirmesi doğru değildir. Yani bu yarın ileride şu içinde gündeme gelebilir, emsal oluşturur. Ersan Bey daha iyi bilir, siyasi partiler... Hayır hayır, bir şey söyleyeceğim sadece Gürsel Bey, pardon. Bir saniye, Gürsel Bey, eğer kanunda temsili demokrasi açısından baroların seçimlerinde, barolar birliğinin seçiminde bir sorun varsa bu düzeltilsin. Ama bu düzeltmenin ötesine geçip, çünkü yasal müesseseler bunlar. Bu düzeltmenin ötesine geçip de doğru, eğer doğru. Hedef yönetimleri değiştirmek olursa yanlış olan bu. Yani benim hedef söylediğim ne söz... Hedef ne peki sizce? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela temsili demokraside arıza varsa, örneğin seçilen delege, bunların temsili,
bunların gidip Barolar Birliği Başkanı'nı seçmesindeki çoğunluk. Hocam siz üyesi değil misiniz? Sorun yani, var mı yok mu? Ya var, şöyle gözüküyor. Şöyle var. Yani büyük baroların, büyük baroların hegemonyası var. Yani 80 baronun içinde 5-6 baro Barolar Birliği Başkanı'nın seçilmesinde etkin bitti. Yanlış olan bu. Bu kadar. Ha tamam. Ha, bu kadar. Olan bu. Anladım. Tamam. Ama bu konuda bunlar baroların suçu siyasi değil. Yani 50 bin avukatı varsa İstanbul Barosu ne yapsın? O istemiyor zaten bu kadar üyesi olmasını. Biliyorsunuz yayın 23'te bitiyor. Daha öncesinde reklamlara gideceğim. Ya bu, çok kısa bu yalnızca, bu yalnızca barolar için yapılan bir değerlendirme sizin söylediğiniz değil Ersan Bey. Siyasi partiler için de aynı şey geçerli. Siyasi partilerin kurultay delegeleri de o ilin milletvekili sayısının iki katıdır. Mesela bizim İstanbul milletvekilimizin iki katı olduğu için 180'e yakın delegemiz var. Bütün dengeyi değişiyor. Yani o zaman mesela Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Esnaf Sanatkarlar Şoförler Odası. Sayın Vekil, İstanbul Barosu farklı, enteresan. Ersan Hocam, yani tek başına lazım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki baroların toplam sayısına sahip. Böyle bir bak. Ya tamam bu. Siz de iyi olmayalım. Ya, hayır, siz onu demiyorum. Ne yapsın bu? Baronun günahı değil. Ben onu söylüyorum. Söz alabilir miyim? Var diyorsunuz. Söz peki. Bunu il bazı... Anladım. Tamamlar mısınız? Bunu il bazındaki avukat sayısının çokluğundan dolayı değil ama oranın nüfusuna göre oranlayın. İstanbul'un da 16 milyon nüfusu var. Yani nüfusa göre avukat sayısını hesaplayarak... Tamam işte bu noktalarda çalışma yapılabilir de bunun yapılması demokratik gereklilikse tamam. Peki, ama tamam. Baro yönetimlerini, Barolar Birliği hocam. Başkanını değiştirmekse, müdahale etmekse tamam, yanlış. Benim Gülsel Bey bitirdiniz mi? Program da bitti zaten. Bence demokratik bir kural sistemi oturtmak değil, tamamen Barolar Birliği Başkanı'nı değiştirmeye biliyorum. Yönelik bir sistem olarak, bir çalışma tamam. olarak görüyor. Yaşar Hocam sadece 30 saniye var. Tamam. Çok hızlı konuşayım o zaman. Ben Ersan Hoca'yı dinlemek istedim. Oradan çıkan sonucu aşağı yukarı tahmin ettiğim için anatomisini anlatması açısından şu sonuç ortaya çıktı. Birkaç tane baronun ağırlığı birliğe yansıyor. Bu çoğulcu bir temsiliyet ortaya koymuyor aslında. Yani barolar yine güzel bir şey söyledi. Avukatların haklarını korumak. Yani düşünün 81 ilin barosunun eşit oranda temsil edildiği bir Barolar Birliği avukatların hakkını korumaktan aciz olmaz ki. Peki. Dolayısıyla bir de siyasi pozisyon üstleniyorlar. Siyasi pozisyon üstleniyorlar. Önemli açıklamalar yapıyorlar. Yaptıkları açıklamada baroların ya da odaların çok önemli bir kitlesinin, üyesinin asla tasvip etmediği bir dil kullanıyor. Şöyle ben hatırlıyorum. Bununla ilgili... Evet. Tabipler Odası'nın açıklamalarını hatırlıyorum. Anladım. Bununla ilgili yasal düzenleme biraz daha ete kemiğe bürünsün. Bununla ilgili ayrı bir yayın yapmamız gerekiyor. Ama çalışma yapıldığını öğrendik. 15 saniye rica edeceğim. Meslek odalarıyla da baroyla da konuşarak yapılıyor. 15 saniye rica edeyim miyim? Bitti efendim yayın. Doğu Bey bitti. Doğu Bey bir daha. Peki. Evet, çok sağ olun. Zorunlu üyeliği ortadan kaldırabilecek bir seçenekler. Batı'nın bazı örnekli ülkelerinde var çünkü. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve değerli hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen konuklarımız. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Ankara'ya ve evlerinde bize ağırlayan, bizi de onlara misafir olduk. Onlar da bize misafir oldular. Değerli konuklarıma teşekkür ediyorum. İyi geceler. Hoşça kalın.